Ekranları başındaki değerli izleyenler, BKM Mutfak Çok Güzel Hareketler'e hoş geldiniz. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Normalde burası yıkılırdı. Ancak dünyanın gündemi gereği biz de dedik ki salonları boş bırakalım. Ama sizler ekran başında bizleri yine yalnız bırakmayacaksınız. Buna gönülden inanıyoruz. O zaman hazırsak ustamızı çağırıyorum. Hanımlar, beyler, karşınızda Yılmaz Erdoğan. Sevgili seyirciler, zaten her zaman burada bir seyircimiz olurdu ve o şovun bir parçasıydı. Aslında bizim jüri üyelerimiz idi. Ama seyircimizin tabii büyük gövdesi evlerinde izliyordu. Şimdi evlerde biraz morale ihtiyacımız var. Biraz daha bence moral zaten bağışıklık sistemimizi en güçlendirici şey bence kahkahadır. Çocuklar ellerinden geleni yapacaklar. Sizin kahkahalarınızı duyuyormuş gibi yapacaklar. Umarım sesiniz, bizim sesimiz size, sizin sesiniz de bize ulaşır. Bütün dünyaya acil şifalar, bol kahkahalar dileriz. Çok güzel hareketler başlıyor. Gel başlayalım. Ya Allah'tan kadromuz o kadar kalabalık ki bir kısım seyirci bile olabildik. Buyurun Atakan Bey. Evet, şimdiki skecimiz... Bence interaktif yap. Burada katılacak yapayım insanlar mi var? Tamam, sevgisi yapalım. Olmayan var mı? Hacı Ahmet gibi. Merhaba, Hacı Ahmet'le biraz konuşalım. Hacı Ahmet. Hayır, tanımıyormuş gibi normal seyirci tanımıyormuş interaktif gibi. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aramızda evli olan var mı? Aa, evliler var. Hı. Merhaba. Merhaba. Mikrofonu verebilir miyiz? Merhaba. Merhaba, tanıyalım sizi. Merhaba, Cihan ben. Cihan Bey. Evet. Nasılsınız Cihan Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Atakan Bey, sağ olun. Evlisiniz. Evliyim, evet. Şimdi mutlu Cihan musunuz? Ay, bir evet dakika. Evet. Karar veremedin herhalde, oturayım bir kahve mi? Ama hocam... Seyirci rolünde berbat bir performansla. Hocam, bana çocuklu biri lazım. Gerçi bilmiyorum ki çocuklu mu? Aa, olmuyor benim çocuklu bir yanım. İki çocuğum var. Senin var. Tamam, ona oraya. Buyurun, ayağa merhaba kalkarsak görürler. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İsminiz? Arzu. Arzu Hanım. Evet. Ay, çok heyecanlandım. Ya ama... çok heyecanlandınız. Arzu Hanım, şimdi diyelim ki şöyle bir şey farz edelim ama tabii tamamen farz ediyoruz. Tabii. Diyelim ki eşinizden ayrıldınız. Sonra da eşiniz başka birisiyle evleniyor. Aa. Siz de başka birisiyle evleniyorsunuz. Sonra evleneceğiniz kişinin de bir çocuğu var. Anladın mı? Öyle anlatsana. Anladın mı? Arzu, anladın mı? Senin bir çocuğun var. Anladın mı? Karşı tarafında bir çocuğu var. Anladın mı? Sonra o gelecek. Çocukları mı tanıştık? Çocuklar tanışacak, evet. Hı. Yani bunu çocuğuna nasıl söylersin? Ne tam diyecek? Bunu... Babanın... Aslında bir çocuğu daha varmış. Bir çocuğu var, ya, bilmiyor muymuş? Kardeş gelecek diye. Hocam bir de garip yani. Hem baba da, başka bir baba geliyor, hem de başka bir de çocuk var. Ortalık çok karışık. İnanılmaz. Biz de tam bununla alakalı bir skeç yazdık efendim. Tanışıklı dövüş geliyor. Ben, Fatma, Hilmi ve Batu beraber yazdık. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Yumuşan. Yumuşan. Anneciğim, hadi gel bir işin ucundan tut yavrum. Görenler mesut sanıyor. Bilmezler gözlerim her gün ağlıyor. Ne yapıyorsun annem sen? Senin yüzünden kendime arabeske verdim anne.
Hani babandan başka kimse olmayacaktı hayatında? Yavrum, Ferhat yabancı değil ki. Bir yerde o da baban sayılır. Baban falan sayılmaz ya. O Ferhat o evde duramaz anne. O Ferhat göçer. Anneciğim ama konuştuk bunları. Neyi konuştuk ya? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum ki. Hiperaktifim ya ben. Dikkat dağınıklığı var bende anne. Şimdi ne konuşuyorduk? Şimdi de unuttum bak. Ne konuşuyorduk biz en son? Yumuşam, vallahi üzüyorsun beni. Hadi, hadi yardım et annem. Yardım mı edeyim? Hadi anneciğim. Hangisi Ferhat'ın tabağı? Ne bileyim, şurada otur herhalde. Yumuşam! Yardım ettim. Nerede oturacak? Herhalde burada. Burada mı oturacak? Yap! Burada mı oturacak? Kırdın hadi otursun oğlum, işte. Kırarım. Her yeri kırarım gerekirse. Gelmesinler anne. İstemiyorum ben Übey Baba ya. Ya lütfen, gelecekler şimdi. Ler mi? Ha. Ler kim? Ha söyle. İşte Ferhat'la kızı Rümeysa Nur. Kızı mı? Kızı. Gelsin. Eski karısı da gelsin anne. Annesi babası da gelsin. Bu Übey Baba değil ki. Güvey Baba. Lütfen. Lütfen diyorum. Sakın bir saygısızlık yapmak yok. Tamam, konuşun. Merak etme. Ben en az 3-4 tane saygısızlık yaparım zaten. Yumuşan. Anneciğim buraya gel. Gelecek. Yumuşan, hay Allah'ım, ne yapacağım ben bu çocukla? Yumuşan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben Rümeysa Hanım, seni hiç sevmedim. Bundan sonra da hiç sevmeyeceğim. Zaten çok durmayacağız, tamam mı? Yoksa her an hastalanabilirim ve psikopatim bozulabilir. Babacığım, ben kalkalım dedim de kalkın. Kalkın. Rümeysa Hanım. Şey yapma, kusura bakma. Geç otur hadi. Hadi geç otur kızım. Tamam Rümeysa Nurcuğum. Sen ne dersen öyle olacak değil mi babası? Yalakalığa lüzum yok. Rümeysa Nur, lütfen ama. Tamam, önemli değil Ferhat. Ben bir benimkine bakıp geliyorum. Tamam. Nasıl Rümeysa Nur? Evi beğendin mi? Tabii ki hayır. Babacığım, bu kadın senin açıkça mal varlığının peşinde. Bence çocuğunun geleceğini de garanti altına almaya çalışıyor gibi geldi bana ama hadi sen beni... Ya Rümeysa Nur, susar mısın lütfen? Susarım tabii ki baba. Ama insanın aklına her şey geliyor. Bak, bu bir kere evlenmiş. Var ya, o kesin aşk evliliği. İkincisinde mantık evliliği adı altında zengin koca araklamaya çalışıyor gibi geldi bana ama yine de... Rümeysa Nur! Seni yuvaya veririm bak, sus! Hadi beni yuvaya vermeye gidelim. Hadi gel. Rümeysa, otur diyorum sana. Sus diyorum. Lütfen kızım. Biz geldik. Evet, gel anneciğim. Tanıştırayım. Yumuşhan, oğlum Ferhat. Merhaba. Bugün elini veren yarın götünü... Yumuşhan! Yok. Nereden öğrendin annem bunları? Babamdan öğrendim. Canım babam. Aslan babam. Babam. Tamam, önemli değil. Ben çok memnun oldum Yumuşak. Ben hiç memnun olmadım. Tamam, memnun olmadı. O zaman şey yapalım, biz şöyle kenara geçelim de siz kardeşle hadi, tanışın. Hadi kalk bakalım. Hayır, hayır, hayır. Düzgün tanışın bakayım. Ben şimdi bunu alkışlamıyorum. Hayır, düzgünce. Doğru. Merhaba, ben Yumuşan. Ben de Rümeysa Nur. İğrenç bir adın varmış. Ben senin de. Gram memnun olmadım. Ben de. Kavga edelim mi? Olur. Hayır. Ya Rümeysa Nur! Yumuşan, ne yapıyorsun anneciğim? Zarar veriyorum Übey kardeşime. Neden yapıyorsun bunu? Ne yapıyorsun bunu? Nasıl yaparsın bunu? Ferhat. Ne zannediyordun Ferhat? He? Kollarımı açıp böyle sizi bağrıma mı bassaydım? Film mi çekiyoruz burada? Babacığım, bence giderim. Yeterince aşağılandık. Rümeysa Hanım, tamam kızım. Sen bir sakin ol. Benim bir silahım daha var. Yumuşan, bu sana. Aa, ne kadar güzel bir hediye. Hep bunu almayacağım. Çok güzel. Bayıldım anne ya. Yumuşan, beni çok utandırıyorsun anne. Benim hediyem nerede? Keşke haber verseydin Ferhat. İnternetten aldım ben senin hediyeni. Kargo dağıtıma çıkmamış bugün. Yarın kargoya gideceğim. Oradan alıp sana getireceğim. Açıkça unutmuş baba. Ben sana dedim bu kadının gözü senin mal varlığında diye. Neden beni anlamak istemiyorsun? Ya Rümeysa Nur! Sus artık lütfen ya. 3 kuruş para kazanıyorum ben zaten. Bu kadının benim mal varlığımda nasıl gözü olabilir ya? Lütfen. Benim kendimi. Anne, gördün değil mi? Kendi çocuğuna bunu yapan bana neler yapmaz. Rümeysa Nurcuğum, baban öyle demek istemedi. Kızım benim. Sana ne be, sana ne? Benim babam seven de dövende. Sen kimsin kızım? Sen var ya, kaleyi işten fethetmeye çalışıyorsun. Hürrem seni. Süleyman'ı zehirlemene izin vermeyeceğim, izin vermeyeceğim. Rümeysa Nur diyorum bak, lütfen babacığım bak, sinirleniyorum artık, lütfen. Ben ne yaptım ya? Evet, bir şey yapmadı ki. Tamam, olur. Sofraya geçelim. Ha, tamam. Yemek yiyelim. Hadi sofraya. Ben o zaman bir lavaboya gideyim, ellerimi yıkayayım, olur mu? Sağdan ikinci kapı falan. Tamam, tamam. Ben de gideyim peşinden bakayım. 3 kuruş maaşı varmış. Bir şey çalar şimdi bu. Yumuşak!
Rümeysa Nur. Bir şey içmek ister misin? Ben çok güzel komposto yaptım. Komposto mu? Vakit! Yumuşak, odana git. Ne güzel komposto ama. Tamam, başka bir şey içmek ister misin? Ondan getireyim. Kola. Buz gibi bir kola var mı? Var da, içmesen mi kızım kola? Bence bu senin de benim aramda 330 milimlik bir sır olarak kalabilir Alev anne. Anne mi? Tamam, getiriyorum. Kola getiriyorum sana. Salak. Çok güzel oldu. Ay. Oldu, koydum. Sen... Aaa! Ah! Ah! Bunu! Ne oldu? Sen Allah kahretmesin. Bu ne? Bu ne? Kapan! Yumuşan, bu ne? Ah, pardon Ferhat abi. Ben annem de hep söyler oyuncaklarını topla diye. Ya Alev, böyle oyuncaklar mı alır çocuğum? Ben almadım, ben almadım. Bu nereden çıktı? Babam aldı. Eve aç köpekler gelirse onları yakalayalım diye aldı. Babacığım çok acıyor mu? Acıyor. Ya, tamam, tamam. Oho, acıyorsa iyi. Sus! Al kızım sen kolanı. Kola mı? Ne kolası ya? Ya o ayağında kapan var. Kolayı mı düşünüyorsun? Tamam, tamam, tamam. Hadi şunu bir çıkaralım. Hadi çıkar. Ne iş? Ne oluyor be? O ne lan? Bu ne Yumuşan? Vallahi ben koymadım anne. Ulan bu benim aklıma nasıl gelmedi? Rümeysa Nur, sen mi yaptın bunu? Vallahi ben yapmadım baba, bu fıç kurusu yapmıştı. Aa, sen kim fıç kurusu? Hayır, bir kere gerizekalı, ben öksüzüm. Tamam. Hayır. Tamam. Susun artık. Kavga etmeyin. Geçin sofraya, yemek yiyeceğiz, tamam mı? Hadi herkes sofraya. Tamam, sorun yok. Sorun tamam. Yok. Sen iyi misin? Otur Rümeysa Nur. İyiyim ben. Ayağın iyi mi? İyi. Tamam. Benim de şeyim iyi. Kapıya bakar mısın? Evet, tamam. Selamun aleyküm Alev abla. Hayırdır canın sıkkındı be? Yok, canım değil de... Neyse, sen niye geldin Hüseyin? He, gürültü oluyormuş da apartman sahipleri artık sakin kalamayacaklarını belirtmemi istedi. Hı. Bir problem mi var diye geldim ben. Ha yok, problem yok. Biz daha az gürültülü oluruz. Tamam, tamam abla. Bir de şu kapının önündeki beyaz araç sizin mi acaba? Evet, benim. Abi, araba yanıyor ha. Yok ya, öyle bir araba değil o. Mütevazı işte, bir araba yani. Yok, araba gerçekten yanıyor. Nasıl yani? Ya alev almış yani. Ama merak etmeyin, ambulansı aradım ben. Oğlum, itfaiyeyi niye çağırmadın? Cahillik işte abla, ne yapacağız? Sen nasıl bir adam? Ben arabaya bakıp tamam, geliyorum. Tamam, ben de geliyorum. Hüseyin, çocuklara mukayyet ol. Tabii abla, merak etme, ben de. Çok iyiydi Hüseyin abi. Ne demek küçük bay, ne zaman istersen. Arabaya bir zarar gelmedi değil mi? Duymamış olayım Kuşuk Hanım. Yalnız 50 lira verdiniz de şu zammı bir konuşsak mı? Tamam, sonra ki... konuşuruz Hüseyin. Ama hadi. Neden şimdi orada konuşabildiniz? Hadi sonra ya. Konuşuruz. Allah'ım ya. Kapan için kusura bakma. Planlarımda yoktu. Kola? Olur Yumuş. Tek buzdu. Evet, kapan biraz ağır oldu sanki. Bu arada senin iğne fikrin de çok iyiydi. Teşekkür ederim. İlk buluşmayı atlattık. Ama ikincisini nasıl hallederiz bilemiyorum. Onlar vazgeçene kadar dayanacağız Rümey. Onlar vazgeçene kadar dayanacağız. Hazır salonda seyircimiz yok. Benim söylemekten usandığım o cümleyi söylemeyeyim. Siz söyleyin. Evet, bir, iki, üç. Gerçekten dünyanın dandik korosu olduğunuzu da böylece. Peki, tamam tamam yapamıyorsunuz. Meğerse çok özel bir şeymiş o. Onu benden, benim gibi kimse yapamaz. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Zil mi? Gerçekten zil mi? Zil, zil. Bence de zil. Güzel skeç. İnşallah evlerde de insanlar böyle kalmamışlar. O çocuk kimdi ya filan? Çal zili. Güzel zil skeç bence. İyi oynadınız. Çocuk kompozisyonları güzeldi ya. Batuhan gene karakter karakter köşesinde başarılıydı. Gürhan ne oynadı hatırlayamıyorum. Siz seyirci varken
konuşmuyorsunuz ve garip bir şey oluyor. Yargılanan insanlara benziyorsunuz. Siz de konuşun. Kim yazdıydı skeci? Batu, Atakan, ben, Fatma. Peki zil olur diyor muydunuz? Yani, çalışır diyorduk. Çalışır ama zile gider mi? Neden? Neden çalıştı sizce? Gerçek hocam. Çünkü çok gerçek bir şey. Yani bir fantastik bir kurgusu yok. Bildiğimiz, yaşanan, modern hayatın güzel bir parçasıydı. İlk baştaki kedi şeyiniz çok iyiydi. Acaba bir kere daha tekrar eder miydi? Onu bilmiyorum. Bir daha yapın bakayım onu. Tamam, saldırın. Çok güzel hareketler devam ediyor. Tamam, abartmayın. Kendi kendilerine çıldırdılar demesin. Yok, ben o çocuklara şey dedim. Seyircisiz oynanacak. Ha, ben çıkınca çıldırdım. Buna en alışkın benim herhalde dedim. Evet. Dardan Adamlar 3 geliyor. Şimdi Dardan Adamları hatırlıyorsunuzdur. Klasik Cihan skeci. Önce skecin adını söyler. Evet. İnteraktif yapar. İnteraktif bittiğinde de skecin adını kimse hatırlamaz. Sonunda da söyleyeceğim bu sefer. Sonunda da. Unutmamak için söylüyorum aslında. Yazarlarını unutuyorum bazen hocam. İki kere Engin'i unutmuşum. Bir hafta çocuk kötü oldu. Benden hatta bir gün fırça yedi. Sen hiç yazmıyorsun diye. Meğer o hafta yazmış, Cihan söylememiş. Ya. Onun yerine beste bilir demiş. Dardan Adamlar geliyor. Dardan Adamlar da bu sefer konuşuyor. Yani daha önce bizim başımıza da gelmiştir. Birine böyle abi deriz. Onu tanımadan, yaşını bilmeden. Ama daha sonra yaşını bildikten sonra aslında abi olmadığını, yani en azından yaş olarak abi olmadığını anlarız. Ama bunu böyle geri çeviremeyiz artık böyle. Kalırız yani, ona hep abi deriz. Benim de böyle... Durum böyle çok acayip gözümde canlandı. Var biri mı? Var abi diyoruz ama abi değil. Ne diyor ya? Ya görünüşü abi gibi. Yaşlı değil. Görünüşüne aldanıp zaten abi diyoruz. Ondan sonra da yaşı mesela benden ufak oluyor. Bu sıralar bende çok oluyor. Ama bende de alışkanlık. Ben herkese abi veya abla diyorum. Evet. Yaşıtlarıma abla diyorum, çok tatsız oluyor. Dardan Adamlar 3 geliyor. Bir Metin... dakika ya, interaktif yapmayacak mısın? Bu yapayım. Kadar adam var ya. Yapayım. Arada... Dardan Adam olarak mesela bir beyefendi, şapkalı beyefendiye... Şapka verelim. Verelim. Şapka merhabalar. Beyefendi. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Ayağa kalkın, görelim. Ömer ben. Ayağa kalkabilir misiniz Ömer Tabii Bey? Tabii ki Cihan Bey, kalktım. Eyvallah. Ömer Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne iş yapıyorsunuz? Tiyatro diyelim. Tiyatro yapıyorsunuz. Evet. Tiyatronun menajerlik kısmında. Evet, menajerlik. Menajerlik kısmında bulunuyorum. Evet. Cihan Bey. Sizi de çok seviyorum bu arada. Çok sağ ol. Ben de sizi çok seviyorum Ömer Bey. Bir Ömer aydır. Bey. Evet. Giyim tarzınız şu an benim gördüğüm dar gibi duruyor. Evet, dar giyiniyorum. Doğrudur. Bu dar giyiniyorum. Bu sizde hayatınızda kolaylaştıran ya da zorlaştıran bir durum mu dar giyinmek? Bazen sıcakken zor durum, soğukken güzel oluyor aslında yani. Yani sırf havadan dolayı giymiyorsunuz ama. Yok yok, havadan dolayı değil. Hava atmak için o zaman. Hava atmak için diyelim. Peki, çok teşekkür ediyoruz Ömer Bey. İyi seyirler diliyoruz sizlere de. Evet. Hem Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu duyurularda, sosyal medyadaki duyurularda hem de doktorlarımızın, profesörlerimizin yapmış olduğu duyurularda şöyle yıkama tekniği ile ilgili bilgiler veriyorlar. Ben de hatırlatmak isterim hocam. Buyurun. Ellerimizi bir de yapalım. Türk usulü diyorlar bir de. Sabunluyoruz. Sabunladıktan sonra şu şekilde ellerimiz. Daha sonra üst kısımlar. Yine bu şekilde üst kısımlar. Sonra bir de uzun tırnakları da mutlaka keselim. Bu zibidi tam oraya yuva yapar. Ha. Evet. Bayağı ailesiyle yerleşir. Onu da şu. Şu. Yani tırnağı biraz şu iç kısımları da. Sonra şu. Yine parmaklar. Yine bu şekilde. Bu en az 30 saniye sürmeli. Tercih... Bence mükemmel. Hiç kimse bu kadar güzel anlatmadı. Evet. Dardan Adamlar 3 geliyor. Metin Pıhlıs. Ozan Yiğit, Evliya Aykan yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Vay 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 abim. HG ve VŞM. HB. Ama diğer o dediklerini anlamadım. Ya ben bu kısaltmayı hala tam çözemedim ya. Abicim ya, mekanımıza şeref verdin diyorum. He, o zaman O Ş B A. Yani o şeref bana ait dedin abi. Evet, bravo. Ada! 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 Ada!
Evet koçum, bizi iki tane şekergile kapı her zamankinden. Yemin ediyorum kuruduk kaldık ya. Tabii abim, hemen geliyor. İki tane şekergile çek. Geliyor. Bu kimle konuşuyor lan? Yalnızlıktan delirdi herhalde. Hasan abi bizi niye çağırdı ya? Vardır bir bildiği. Hasan abi büyük adam sonuçta. Yanlış mı söylüyorum bunu? Hasan abi. He. Bizim Hasan abi büyük adam. Evet. Ya şaka mı yapıyorsunuz, gerçek misiniz? Ben anlamıyorum sizi ya. Adam! Yalnız beyler, malum ortalık karışık. Bunlardan bir şey bulaşmasın yani. Aa, doğru diyorsun lan. Ben o yüzden maskeyle içeceğim. E oğlum, o ağzındayken nasıl emcükleyeceksin ki şekergileni? Adam! Oo, Hasan abimiz geliyor beyler. Hazır olun, dikkat! Adam gibi adam yok nerede? Adam ya da bize nasıl gelmez? Ele yapamaz ömeri millete, kare kare bize tek az gelmez. Ne haber gençlik? Abi iyi misin? İyiyim, bomba gibiyim. El bombası. El bombası mı? Adam! Adam! Abi, kıyafetler? Yapışmamış mı? Pek yapışmamış abi. Çağa ayak uydurmak lazım. Biz nasıl bir çağa denk geldik ya? O zaman biz de böyle giyinseydik. Ben bundan daha rahatı tight zaten. Sen ne diyorsan doğrudur Hasan abi. Haklısın abi. İkisini yan yana kullanma. Anlamadım abi. Hasan ve abiyi yan yana kullanma. Tamam abi. Kullanmam, abilerin bir tanesi. Sen ne istersen abi, öpeyim abi. Öpmek yok artık. Korona! O da var ama ben artık gencim. Anlıyor musunuz? Gencim. Gençsin abi. Gençsin abi. Tamam abi. Sana hiçbir şey demedik abi. Yani sen gencim diyorsan gençsin abi. Ben hemen şekergileni hazırlıyorum abi. Yok. Senin sesine ne oldu? Abi seni görünce şaşkınlıktan böyle büzüştü. İçine kaçtı. Ha tamam, bana şekergile getirme. Ben lollipop'a geçtim. Hayda. Aşk olsun abi. Haberim olsa dükkana hep lollipop alırdım. Haftaya hep getireceğim. Ne günlere kaldık ya. Bak şu hareketlere bak ya. Ne yapıyor ya? Çocuklar, sizi aradım. Çünkü malum yengenizle ayrıldım. Ve yeni bir arkadaş buraya gelecek. Bir müşterim. Zamanında benden alışveriş yapmış bir müşterim. Gide gele bir samimiyet çoğaldı. Abiniz sevdalanma kanalına hafiften köz atıyor. Adam! Büyüksün! Yılan! Kalemici! Vampir! Sülük! Sülük ne lan? Sülük ne? Bu ne? Yürüyordu işte ya. Oğlum o da kan emiyor. Siz vampir deyince sıkıntı yok. Sülük mü sıkıntı yani? Tamam, kes tamam. Şş, bana bakın. Kızla aramızda hafif bir yaş farkı var. Sakın kızın yanında bana abi demeyin ha. Abi biz nasıl yapacağız sana abi demeyin? Arkadaş gibiyim işte. Arkadaş gibi. Kankana nasıl davranıyorsan bana da öyle, tamam mı? Abi ben yok, sana böyle bir şey yapamam. Ben hayatta yapamam. Beni su geliyor, beni su geliyor. Ne haber kanka? Kanka ne haber ya? Aa, kanka senin. Hoş geldin Berisu tatlım. Merhaba tatlım. Bu kılık kıyafet ne böyle? Ben hep böyleyim tatlım, öyle değil mi kankiler? Ya ben seni hiç böyle görmediğim için biraz şaşırdım Hasi. Hasi ne lan? Husky köpekleri var. O anlamda bir şey mi acaba? Bilmiyorum ki ya. Ne yapmış? Tanıştırayım. Ya. Kankalarım. Kankasıyız. Evet. Kankalık bizden sorulur. Kankayız. Korona! gel böyle yanıma otur. Beli su. Tamam. Su? Yok almayayım. Sağ ol canım. Yok su. İkinci adım mı anlamında be? Ha ya evet. Hep böyle bir karışıklık olabiliyor. Yani. Nereden tanışıyorsunuz siz? Mahalleden. Ha, aynen mahalleden. Hasi benim elime doğdu. Ha, benim de elimde büyüdü. Bana da hani bana, hani bana diyordu. Neden? Ben hep ekmeğin elinden alıyordum bunu. Ha. Ondan bu, çok bu. Kanki ya bu. Kanki. Bu can bu ya. Alemsin kanka ya lan. Sen ne adam çıktın ya. Benim sıvımlar var başka. Abi ne alırdınız? Abi, oğlum abi deme, kanka desene lan. Kanka desene oğlum. Nasıl diyeyim abi? Oğlum kanka desene oğlum. Ne münasebet abi? Dede oğlum rahat ol bak. Ne haber lan Hasan? Kanki. İyi pampa senden. İyi. İyi. Pampa. Pampa mı? Pampa da bir abartı oldu be Aso. Sen de abartıyorsun, sıçacağım ağzını Hasi. Adam! Hasan abi, kanka ne içersiniz? Bize böyle su. Güler penne arabiyata içmez miyiz? Penne arabiyata makarna yalnız.
Emdik. Çubuk makarna mı içeceğim, fiyonk makarna mı içeceğim? Gerçekten çok eğlenceliymiş arkadaşlar. Tabii ben onlarla çok eğleneceğim. Bak bir de azar yapıyor. Bak harbiden şimdi kalkacağım bir şey yapacağım sana. Kanki, ne oldu? Sen ne yap biliyor musun bize? Kahve getir. Bu şeker arkadaşlara şekerli kahve getir. Tatlı tatlı konuşalım. Kalk kendini al lan. Oğlum ne diyorsun lan? Senin de bir ortan yok ha. Abi beni yabancıladı. Siz devam edin ben sonra katılırım. Tamam hemen getiriyorum abi. Ya eskiden de biz hep böyleydik biliyor musun? Yani o kadar eski dediysem o kadar da eski değil yani. Kafan başka yerlere gitmesin. Tabii. Mesela ben bunun topunu alıyordum, inşaata atıyordum. Aa, ne yapıyordun? Gidiyordu. Sonra? Geliyordu. Sonra biz dövüyorduk bunu. Aa, bayağı dövüyordunuz adamı tamam, yani. Tamam. Ağzını burnunu kırıyorduk ya. Adam! Adam! Sen bağırma oğlum, sana yasak. Allah Allah ya. Büyüyünce adam diye bağırırsın. Oğlum bak, senin ben var ya. Siz burada hep böyle dizilip oturuyor musunuz gerçekten? Yok, biz normalde çok eğleniyoruz burada. Evet. Biz ne yapıyoruz burada eğlenilecek? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz burada? Biz şey yapıyoruz. Ne? Ne yapıyoruz? Ne? Dans ediyoruz. Dans ediyoruz. Vallahi sen edeceksen et abi, ben dans edemem ya. Ben de edemem abi. Ya ben dansı bu kadar sevdiğini bilmiyordum gerçekten. Bir görmek isterim. Hadi bakalım. Evet Hasim. Hadi Hasim. Ne lan? Ne Hasim? Hemen müziği niye bitirdin İlhan? Tam adam göbek atacaktı. Biraz daha. Ver. Vallahi ben de inanamadım. Ne yaptın lan sen? Ya senin ne hareketlerin varmış be Hasi. Vay. Hasi'de ne kıvrak hareketler varmış, gördünüz değil mi? Yalanlar! Ersin abi geliyor. Ersin abinin ne işi var lan? Ersin abi kim lan? Ersin abi oğlum bu işin, bu üstümüze giydiğimiz şeyin ağababası. Günde 10 tane şekergile içer. 2 tane rekoru var. Dar giyinmiş insanın vücut bulmuş hali. Büyüksün abi. Hoş geldin. Şeref verdin abi. Sağ ol koçum. Tüylerim diken diken oldu abi. Sesine ne oldu abi? Düğmeyi aç, düğmeyi. Oh. Eyvallah koçum benim. Eyvah. Selamün aleyküm. Aleyküm selam abi. Hasan abinizi bir de mekanına ziyaret edeyim dedim. Nerede o? 112 Hasan burada. Hasan. Abi. Ne lan bu hal? Yakışıyor mu lan sana? Bu ne oğlum? Oğlum hani bir söz vermiştik. Ne sözü o Hasi? Babet çorap sözü. Kısa ve yapışkan. Hasi mi? Hasi mi diyorlar lan sana? Abi bugünlük böyle. Normalde öyle değil. Biliyorsun yani normalde onlar gibiyim. Ha, sen de öyle mi giyiniyorsun? Ya kızım olama çağ dışı kıyafet, dar parça falan. Hasan sen bizim darlığımıza laf mı ediyorsun? Estağfurullah abi, yanında büyüdük biliyorsun. Oğlum kaç yaşında adamsın? Yakışıyor mu sana böyle hareketler? Ha, kaç yaşında ki? 18. Yok artık. Oha, küçülle cebime gir. Ne oldu lan abinize?
Abi değil ya, o bizim pampamız artık ya. Değil mi pampik? Açı, ne yapıyorsun açı? Açı diyeceğim şimdi, seyir yok, bunu küfür etmeyin. Ya var ya, bu lollipop emcikliyor, lollipop. Emcikle bakayım, emcikle. Çek lan. Abi dur, açıklayayım ben sana her şeyi ya. Neyini açıklayacaksın lan? Püh, yazıklar olsun sana. Herkese bir püh hakkı verdim. Püh. Püh. Püh, püh, püh. Bir tane dedik lan. Abi ben kalın ben. Gel koçum. Püh. Emekçi ya, büyük tükürüyor. Oğlum sana yakışıyor mu? Senin yanımıza aldık. Büyüttük. Tamam, tam istediğimiz kadar olmadı. Ama bir seviyeye geldik. Bundan sonra adam değilsin. Bu çocuklar adam. Tamam mı gençler? Eyvallah abi. Ben gidiyorum. Gidemedin abi. Çocuklar alın beni. Bir daha ben gidiyorum dediğimde alın beni. Böyle kalmayayım ben burada. Adam! Adam! Sen de be Belisu. Ben de tabii ki. Ben olgun erkeklerden hoşlandığımı sana söylemiştim Hasi. Ben seni olgun meyve sandım, sen ham çıktın. Ham çökelik Hasan. Belis bir saniye. Ama Belis, Belis, Belisu. Ay yok, almayayım canım. Ben gidiyorum. Bu kız, bu kız adının anlamını bilmiyor mu ya? Nasıldı kanka, iyiydik değil mi? Bayağı iyiydik. Bıyığın çıktı lan. Bıyığını sökerler adamın. Bir tık abarttık mı kanki? Ne desem vuracaksın değil mi abi? Kulağım çınlıyor. Abi ben kaldım, bana vurmadın. Sen, yani sana vurmayacağım, yürü git lan. Sen eyvallah, eksik kaldın. Eyvallah. Nasıl vurmayacaksın? Suratına tükürdü adam. Evet. Sandalyeye çıkacak ona bir tane. Gel gel, bir gelsene, bir şey diyeceğim. Abi ben kaldım, bana vurmadın. He, doğru, sen kaldın. Gel bakayım. Tut lan beni, vuruyorum, düşüyorum, olmuyor. Vur abi. Onun şöyle canım çekti lan şuraya. Ah. Oh, ses geldi, çok... sevdim bunu, bu güzeldi. Oğlum ben sevdim lan. Oğlum ben hoşlandım lan. Lan aramızdaki yaş farkı sorun olmasın dedim. Arkadaşlarımdan, kankalarımdan yardım istedim. Siz ne yaptınız? Geldiniz beni burada rezil ettiniz. Oğlum insan kankalarına böyle mi yapar lan? Hı? Siz kankalarınıza böyle mi yapıyorsunuz? Yani genelde ama tamamına da diyemeyiz abi. Ara ara abi. Aynen. Sen de bir hak ettin gibi abi yani. İnceden yani yaşı küçük göstermeye çalış... Şimdi... Estağfurullah abi. Adam! Adam! Sevdam! Sevdam! Evet, çocuklar. Bir skeç oynama çabası içerisindeydiniz ama... güzel bir çabaydı, özellikle... özellikle... Evliya'nın gelişiyle beraber bir skeçte acaba dedim bir şey olacak mı ama... Hamza'nın kıvrak hareketleri vardı değil mi çocuklar? Oraları güzeldi. Güzeldi, evet. Oraları güzeldi. Hilmi'nin uzun hazırlığının sebebi belli oldu. Güzel bir saç yapmışlar. Kabarık. Ece miydin? Yasin sen de güzel emcükledin. Tebrik ederim. Emcüklettin de denebilir tabii. Çok güzel hareket diyenler peki. Zil midir bu? Değildir. Çok güzel hareket. O zaman çok güzel hareketler devam ediyor mu? Etmiyor. aramızda oryantal konusunda ben çok daha iyiyim diyen var mı? Hazır müziğimiz de var. Mustafa. Kim yapıyor? Oryantal'de kim var bizde? Bilinir o. Kim? Hacı. Hacı Oğuz mı? Hocam, Oğuz. Oğuz mu? Müthiş. Hacı mı, Oğuz mu? Oğuz. İkisi birden hocam. Gel. Gel, 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 gel çabuk. Kızlar değil bunlar, öyle mi? Hayırlı, hadi, hadi, hadi. Ha, Didem de var. Hani Dido, Dido nerede? Sen de gel. Ver müziği, İlhan. Evet, karşılıklı. Teşekkürler. Alkışlıyoruz kendimizi.
Gece gelince... Senin yaptığın Yılmaz Erdoğan benden daha tatlı. Gece gelince... önermesi neydi bunun? Dar giyen az yol alır mı? Ne? Tipler güzel ama. Sen patlamadan o pantolonu çıkarırsan iyi olur Ozan. Çünkü patlarsa başımıza ne geleceği belli değil. Çok güzel hareketler devam ediyor. Öyle kendi kendimize. Şimdiki skecimizde mesleğiyle anneliği arasında kalmış bir öğretmeni izleyeceğiz. Anaokulu skeci geliyor. Şimdi bak buradayken hazır da salonda seyirci yokken kameraya anlatın. Hangisi yakın? Ha. Sağdaki arkadaşımız. Tamam. Kamerasına maskesini asan çocuk. Tamam. Aklıma gelmişken az önce ver bakayım kolonyayı. Onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi markayı bakacağım. Markayı kapatayım. Ha bu şey marka. Lavantası çok güzel olmak. Evet. Oo evet o. Şimdi bizim kültürümüzde kolonya diye bir şey var değil mi? Diğer kültürlerde yok. Almanya'da bir eve gittiğinde öyle bir şey yok. Ne içinmiş o kolonya? Sadece güzel koku için miymiş? Hijyen içinmiş. Bak kültürün derinliklerinde ne kadar şaheser bir şey varmış. Ama kolonyayı demode bulmak... Burası kolonya kokuyor falan. Yeterince cool bulmamak falan. Bak iş nereye gidiyor. İşte arada bulasın. Evet Fatmacığım. Cansu ile Ozan yazdı. Anaokulu skeci geliyor ama anaokuluyla bir alakası yok. Skeç lisede geçiyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Oldu mu? Vallahi tikim tokum bir şey oldu. Ya ben sana bakayım hemen. Ya sonra versem çünkü hoca gelirse alır telefonu. Ya akşam geri alırsın. Senin annen öğretmen değil mi? He. Açıl 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 abisi. Açıl abisi açıl abisi. Abiniz fizikten... Kenan'ım! Kenan'ım! Abiniz fizikten en yüksek notu aldı. Kaç aldı? 90. Sözün kaç? 60. İlk sam kaçtı? 90. E oğlum senin fiziğin 90, 60, 90. Bir dakika ya. Sen fizikten nasıl 90 aldın? Kopya çektin değil mi? Saçmalama lan. Tabii ki kopya çektim. Ne yaptın göstersene. Suya yazdım. Bunu böyle tarattım. Bak içindekiler... Oğlum sen bayağı suyun kandırma kuvvetini bulmuşsun. Ne oldu ya? Bu ziller ne kadar? Arkadaşlar! Arkadaşlar! Zilimiz çalmış bulunmaktadır. Son dersimize girmiş bulunmaktayız. Dersimiz yalnızca 40 dakika sürmektedir. Ve sınıfımıza yalnızca bir adet çıkış kapısı bulunmaktadır. Ve herhangi bir hoca azarında, herhangi bir hoca azarında o çıkış kapısı kullanılmaktadır. La hadi işine bak. Salak mısın nesin sen de? Ayna mı kaldı? Ayna mı kaldı? Hadi bak. Siz yerlerinize. Akşama kadar. İyi dersler çocuklar. Eyvallah hocam. Benim. Gül'ün saçını topla. Zeynep eteğini indir. Alper gömleğini ilikle. Ahmet ayağa kalk. Hocam ayaktayım zaten. Aa hiç belli olmuyor ama. Allah Allah bana diyene bakın ya. Oturabilirsiniz çocuklar. Toygar sessiz ol. Konuşmadım ki anne. Anne değil hocam. Pardon hocam. Hocam değil öğretmenim. Şimdi hocam dediniz ya öğretmenim. Şşş, anne ses yükseltilmez. Tamam teyze ya. Teyze ne lan öküz? Ne bileyim her şeyi saydı kadın. Hocam sınavlarınızı okudunuz mu? Okudum. Nasıllar? Hayatımda okuduğum en boş şeydi. Ben kaç aldım? Hemen bakıyorum Zeynep'ciğim. 40. Ya hocam bari gidiş yolundan puan verseydiniz. Kızım senin gittiğin yol yol değil. Öğretmenim ben. Gül'ün 98. Hocam ya. İki puanımı nereden kırdı?
verdim. Hocam, benim 98 puanımı nereden kırdınız? Sen kafanı kırmadığıma dua et. Sana 5 hececeleri sormuşum. Sen ne yazmışsın oğlum? Hocam, benim bildiğim tek hececi var. O da Fembero. Güzel kanka. Derslere çalış Ahmet. Derslere çalışarak. Notları yükselt Ahmet. Fembero sen zero. Zero ne lan? Sıfır. Ha, sıfır. Hocam, ben kağıdımı görmek istiyorum. Fazla puan verdiysem kırarım. Hocam, 2 puanın nesini kıracağınız daha ya? Ver şimdi sana kağıdını. Şöyle bir şekilde. Tabii. Buyur kağıdını. Hocam, bu ne? Her şey yapılabilir bir beyaz kağıtla. Uçak örneği, uçurtma mesela. Yani? Bomboş kağıt vermişsin, değerlendireyim dedim. Allah, hoca bana kafayı taktı la var ya. Ve esas sorunumuz. Alper, Toygar, ayağa kalkın. Biz ne yaptık ya? Tahtaya gelin. Hocam, ikimizi ortak cümlede kullanacak ne yapmış olabiliriz biz birbirimize? Şimdi öğreneceksiniz. Ne yaptın lan? Ne bileyim ben. Evet çocuklar. Kağıtlarınız birebir aynı. Söyleyin kim kimden kopya çekti? Ben çekmedim hocam. Hocam pardon da benim bugüne kadar kopya çektiğimi gördünüz mü siz? Özgüvene bak ya. Tabii annesi ya, rahat rahat konuşuyor. Biz olsak konuşamayız. Evet. Yok çocuklar, olur mu öyle şey? Hepiniz benim gözümde aynısınız. Aynı hepimiz aynı. Zaten ben de oluyorum. Zeytinli poğaçaya da zeytin koyuyorlar zaten. Koymuyorlar mı? Bakın, açıklayın yoksa ikinizi de sınıfta bırakırım. Ben yapmadım hocam. Oğlum söylesene lan. Bak, biraz delikanlıysan itiraf edersin. Tamam be, Allah Allah, itiraf ediyorum hocam. Ama kızmak yok. Yok. Kendi yaptı hocam, çalışmamış, beni zorladı, teneffüste sıkıştırdı, baktı kağıdıma hocam. Oğlum ne yalan söylüyorsun, akbaba gibi tepeme çullandın ya. Ben mi yalan söylüyorum hocam, ben yalan söylemiyorum, yemin ederim. Bana inanın, ne olur ona inanmayın hocam. Ama ona inanırsınız, oğlu ya, Alper Kimgi zaten. Tabii arkadaşlar, o da Alper Kimgi zaten. Yok canım, tamam. Toygar da yapmış olabilir. Bravo! Bravo hocam, bravo! Doğruyu buldun. Ben 20 geçiyorum hocam. Ya sırf beni diğerlerinden kayırmadığını göstermek için yapıyorsun değil mi? Düzgün konuş. Öğrenci Toygar. Ben kopya çekmedim. Yalan söylüyorsun, kulakların kızarmış. Kulaklarım kızarır tabii. Sabah 3 kat içlik yedirdin. Tamam, sen annene bak, bak öldürürüm seni. Sonunda değil. Hocam! Yani ispiyonlamak gibi olmasın ama... Çantasına bakın bir de Toygar arkadaşım. Ne olacak orada? Fizikte de kopya çekmişti hocam. Nasıl kopya çekti? Ya iftira atarsan böyle olur işte. Ben de söylerim her şeyi. Ne çekti ben burada? Buyurun, pet şişesi hocam. Yok, yapmamıştır da yapmaz. Pet şişe falan benim değil. Ne olur yapma. Burada kopyalar yazıyor. Evet hocam. Benim değil o, bunun ya. Bir de bana al. Hocam iftiralar atıyor oğlunuz şu anda. Arkadaşlar sorarım size. Ben de bunu yapacak zeka var mı? Yok! Gördünüz hocam, yok bende yok o kafa. Ya zekalık bir şey yok ki ya. Zaten bilgisayardan çıktı alıp yapıştı. Biri şey anlatıyor hocam nasıl yaptığını, o yaptı. Sus hocam. Tutanak tutuyorum, ikinizin de adını yazıyorum. Ya. Utanmaz adam! Utanmaz, ne biçim şeyler yapmışsın? Bir de resmen arkadaşına suç atıyorsun, salak seni. Şerefinle çalışıp seni de iki alaydın ya oğlum. Yazıyorum. Yazın hocam, yazın. Yazın hocam. Ya yazma. Ama oğlum niye böyle şey yapıyorsun? Hocam vurdu ya! Ya ben bir şey yapmadım. Ben de adam yaptıydı. Bir de seni yapmadım. Oğlum bir şey yaptım. Tamam. Bir daha vurdu. Çağırın velileriniz gelsin. Oğlum bir şey yok, bir şey yok hocam. Bir şey yok. Kendi geçti zaten. Hayır, çağırın velileriniz gelsin. Velileri karıştırmasaydık hocam. Çağırın velileriniz gelsin diyorum. Öğretmenim. Annem sizi çağırıyor. Ben nasıl geleyim canım? Okuldayım ben. Aman kafamı bıraktınız bende. Bende de kalmadı kafam. Çekil dur. Alo Sevgül. 9A'dan Alper Tunga'nın velisini yarın okula çağırır mısın lütfen? Teşekkürler. Alper. Anne. Ah, yarın demiştim, siz de kapıda mı bekliyordunuz canım? Tabii ki kapıda bekliyorum. Ben buna hiç güvenmiyorum. Hoş geldin Fatma teyze. Bana bak Ahmet, o anana söyle geçen gün gün için benden aldığı 24 tabak bıçak çanak setimi geri getirsin. Bizde çatal bıçak bitti, biz kullanıyoruz onları. Ah, kahretmesin ya. Ne oldu hocam? Alper ne oldu? Anne bu sefer vallahi benim suçum yok, ben bir şey yapmadım. Asla inanmam Alper, kanıt istiyorum. Galiba bu sefer haklı. Aa. Sen kimsin?
Öğretmenim. Anam bu kadar ufak öğretmen mi olur ya? Ben seni öğrenci sandım. 23 Nisan'da koltuğa oturdun sandım ya. Hocam ayağa kalkın ayağa. Bu komedi gerizekalı. 2 puanını tekrar gününe vereyim istersen. Hocam verin. İyi sıfır düz hesap daha iyi olur. Tamam. Yes. İşe yapmayın. Gerginlik oldu. Kusura bakmayın. Ben bu çocuğun toplantılarına gelmediğim için tanıyamadım. Yok bak. Önemli değil. Neyse çocuklar. Kötü bir haber. Bugün dersimizi yapamayacağız. Yani. Eğitim öğretim de gitti senin yüzünden. Ama biz evdekiler. Hadi evlerinize yavrum hadi. Yarın yine görüşürüz gerizekalılar. Bu aslında... Bu aslında iyi oldu biliyor musun? Sabah 9'da geliyoruz buraya. Daha uykum açılmamış, ufkum açılmamış. Burada oturuyoruz böyle. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ben babama kaç kere dedim beni sanayiye ver diye. Dersin başından beri deftere sanayi yazıyor. Diyorum ben, okul bana göre değil diyorum. Ahmet, toptik çekelim mi? Belki fenomen oluruz beraber. Bu kız bana hasta var ya, bana aşık bu, aşık. Gel çekelim, toptik çekelim, hadi yürü. Allah'ım ya. Allah. Hadi bakalım, siz de kapıda kavga etmeden bekliyorsunuz. Hocam ben korkuyorum, onunla tek durmam. Toygar, sen önden. Ay. Çocuğa. Anne ben vurmadım, o vurdu bana. Nedir? Vurduruyorsun kendine. Ben ne yapacağım ben ya? Tamam canım, siz de böyle olmaz ama. Yürüyün hadi bakalım dışarı. Babacığım. Hadi. Ay. Ne yapıyorsunuz hanımefendi? Hocam ilk defa çocuğum haklı. Haklı bir anne nasıl oturur hiç bilmiyorum ya. Nasıl otursak ya? Yani siz de haklısınız tabii. Hocam madem ben haklıyım, neden beni çağırdınız? Çünkü birbirlerinden kopya çekmişler. Az önce de gidererek kavga ettiler. O Toygar yok mu o Toygar hocam? Bu Toygar fişeklemiştir benim çocuğumu. Çünkü o Toygar aile terbiyesi almamış bir çocuk. Siz de şimdi tanımadan etmeden canım nereden çıkarıyorsunuz? Hocam bir gelin, yaklaşın. Neyse yaklaşmayalım hocam. Çünkü virüs bulaşır bir şey olur. Hocam. Geçen gün bu çocuk Toygar benim Alper'in çantasına bir takım yetişkin dergileri koymuş. Nasıl yetişkin? Ne kadar yetişkin? Ya ne kadar yetişkin diye bir soru olabilir mi? Senin benim anlayacağım şeyler. Yetişkin dergileri koymuş. Bir de kendi anası anlamasın diye benim çocuğumun çantasına koymuş. Ay bakın aslında ben Toygar... Anası da saf ayakta uyuyor. Canım fark etmemiş diyelim. Ne kadar memenetsiz bir kadın ya bu. Bunu nereden çıkardınız? Tabii ki memenetsiz. Çocuğun ne ki o anasını olsun hocam. Ama siz abartıyorsunuz. Çocuk terbiyesiz, anası bundan da terbiyesiz. Ama siz yaşmayın lütfen. Evet çok ilgisiz bir kadın bak. Ben çocuğum için buralara kadar geldim, peşindeyim. Ama kendisi yok, göremiyorum hocam. Toygar'ın annesi asla ilgisiz değildir. Ben Toygar'ın annesini ben yakinen tanırım ben. Öyle mi? O zaman sen git o çocuğun anasına söyle. Çocuğu onun parmağında oynatıyor. Parmağında. Toygar'ın annesi gayet otoriter bir kadındır. Aa pıs, ben de otoriterim o zaman. Hadi bakalım. Siz benim anneliğimi yargılayamazsınız. Ya sana ne oluyor hocam? Ya ben bu çocuğun anasına sövüyorum. Size ne ya? Toygar'ın annesi benim ben. Mükemmel bir çocuk yetiştirmişsiniz hocam. Gerçekten zaten bütün puşluk Alper dedim. Kusura bakmayın. Yürü lan. Gel gel. Nihal öğretmenim. Buyurun müdür bey. Kopya çekeni buldum. Abi Alper. Ha, bütün puşluk bundadır demiş miydim? Demiştim. Ben sana inanmıştım. O kadar inanmayın dedim ama ben size hocam. Ah Alper, 2 dakika gururlu olmanın şeyini yaşatmadın bana. Bunları evde mi konuşsanız Veli Hanım? Ha, ama böyle pedagojik açıdan uygun bir dille lütfen. Evet, tabii lütfen. Ki pedagojik açıdan ben onu uygun bir dille de... Geç Alper önüne. Geç ben seni bir çocuk. Geç. Ama. Ve Alper, seneye de beraberiz çünkü dersten kaldın. Hocam yapmayın ne olursunuz. Şu bir an önce üniversiteye gitsin kurtulalım. Ne yaptınız ya? Bırakmayın Allah aşkına ya. Bakacağız ona artık. Yürüsem senin yüzünde küçücük kadınla şey dinleniyorum. Not dinleniyorum. Anne, geç. Okuyasım yok benim. Okuyasım yok zaten. Bizim babanın... Nihal öğretmenim, bundan sonra ev ve okul işlerini birbirine karıştırmayın lütfen. Biz çözüyorduk ama her şeyi Hakkı. Oğlumuza inanmayarak mı? Ya baba sen sanki çok inandın. Geldin hemen direkt zaten çözdün olayı ya. Ya bir bana bırak ben çözeyim. Oğlum o kadar müdür oldu. Azıcık forsumuz olsun lan. Ya baba forsun olsun yine. Başkalarına olsun ya. Annem. Ben çok özür dilerim çocuğum. Bak ben yönetemedim. Yani başkaları kayırıyor demesin diye seni ben korktum. Anneciğim, benden özür dilemeyin. Başka öğrencilere nasıl davranıyorsanız bana da öyle davranın. Ben başka bir şey istemiyorum ya. Ya beni bir salın ya. İyi lan seni disipline veriyorum o zaman. Niye ya? Beni bir salın ya. Salıyorum seni ya. Anne bir şey desene. Müdür bey ne olur oğlumu disipline vermeyin. Müdür bey ne derse o. Bakın gerçekten bir daha yapmaz. Bakın onu yapmadan önce düşünecekti. Gerçekten bakın ben oğluma güveniyorum. Benim oğlum okul birincisi okul. Her şey okul birincisi olmakla olmuyor. Toygar odana topla. Toygar otur yüz. Anam bozuldu oğlum. Kaç kaç kaç. 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 Kaç.
Evet, kendi kendine çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Burada da kala kala altyapı kalmış. Herkes zil diyor. Peki neden zil? Onu da söyleyeyim. Verin mikrofonu. Altyapının en entelektüel öğrencisi kimse ona verir. Öyle bir şey, entelektüel bir şeyim yok benim. Ama sen konuş, ondan biz o sonucu çıkarırız. Ben hocam Cansu'nun o anne ve öğretmen performansı arasındaki o şeye zil verdim kafamda. Geçiş güzeldi, evet. Geçiş güzeldi. Çok yani bir annenin hem öğretmen hem de oğlu oluşuyor oluşu iyi bir şey dedi orada. Yok, o anne öğretmen diye. Oğlu hiç değildi. Peki, bir kapatıp açalım Talha'yı. Eyvallah, güzel skeçti bence. Eyvallah. Bir kere öncelikle, zil mi yani neticede? Çağır. Bence Ebru, hepiniz çok güzeldiniz. Hepinizi tek tek övdüğümü varsayalım. Gerçek inandırıcı bir sınıf bir kere olmayı yapmayı başardınız. Bence Emre'nin bütün o komik tipler arasında dümdüz net çizdiği performans da çok başarılıydı. Evet, Emre'yi övdüm. Emre'yi övdüm. Arif. Arif'e özel atıyor. Ver o kadar dedim benim sanayiye ver diye. Doğru ki bence Toktik'te de istikbali olan bir kişi. Bana bir grup şey göndermiş, Birselciyiz. Onların adına da seni övüyorum. Selen çok iyiydi, Ali çok iyiydi. Tuğba. Tuğba bu yaşında böyle yaşlı yaşlı tipleri ne kadar güzel oynuyor ya. Hocam, bayağı hocam inanıyorsun yani kadın, 40 yaşında kadın olduğuna. Cenan da dikkatimi çekmedi. Haydi bakalım. Güzeldi. Kim yazmıştı? Ben ve Ozan. Aferin be kuşum. Aferin be. Ozan nerede? Tombik. Aferin Ozan. Güzel bir skeçti. Burada ben de bir öğretmen çocuğuydum. Babam ben küçükken öğretmenlik yapardı. Sonra beden terbiyesi müdürü oldu. Beden terbiyesi müdürüyken de kamplarda bize özellikle inceden bir kötü davranırdı ki millet şey etmesin. Evet, çocuğunuz oradaysa kime nasıl davranıyorsunuz? Aynısını yapın. Ne az ne fazla gibisini. Bir önermesi vardı. Hoştu. Güzeldi. Yavaş yavaş gidebilirsiniz. Teşekkür ederim hocam. Şu benim hep aynı şeyleri söylemekten bugün kurtaralım. Çok güzel. Çok güzel hareketler devam ediyor. Evlenmemiz gereken bir konu var isimli skecimiz gelecek. Ayşegül, Hilmi, Batuhan ve Fatma yazdı. Ben bir arkadaşımla konuştum hocam. İlker Gümüşoluk diye bir arkadaşımla. Bu evlilik teklifleriyle ilgili böyle kafa yorduk böyle. Bu pervaneli teyyareler var ya, uçaklar. Benimle evlenir misin yazıyor. Ben ona böyle çok masraflı bir şey olduğunu düşünüyordum. Onlar meğerse şöyle çalışıyormuş. Tuzla'dan kalkıyormuş. Silivri'ye kadar. O gün kaç kişi evlenecekse onlara saat veriyorlar. Orada bekliyorlar onlar da. O saate göre öyle geçiyormuş. Yani sadece bir kişi için değilmiş o. 20-25 kişi alıyormuş. Zaten onu aldıktan sonra öyle oluyormuş. Bu böyle bir bilgi var bende. Nerede kullanmayı düşünüyorsun bu bilgiyi? Evliyim de bir yerde de kullanamıyorum. Ama güzel bir bilgiymiş. Evet evet hocam ya. Ben onu çok masraflı bir şey olduğunu gerçi düşünüyorum. Gerçi şeyine açığını ortaya çıkarmış oldun. Var mı böyle? Senin için uçak tuttum falan. Muhtemelen evet, öyle söylüyorlar. Evet, hı. Mesela Oğuz, en yakın evlenecek kişilerden birisi sensin. Yok canım. Evet. Ne zaman? Bu sene içinde kısmet. Bu şey ne? Hiç beklemediğim yerden geldi işte şu an. Ama çok zor bir soru değil. Mikrofon var mı? Bir mikrofon verin. Mikrofon verebilir misiniz? Voltajı da düştü bir de Oğuz'un, neyse. Oğuz. Evet hocam. Sene bitmeden kısmet. Evet, evet Oğuz merhaba. Kursun, kötü oldu. Merhaba abi. Oğuz, kız arkadaşının ismi ne? Selen. Selen. Kim Selen? Evet, Esen. Hah, yok orada canım. Evet, evet, orada o. Hadi be. Evet. Anam. Ekip içi ilk evliliğimiz. Evet.
Ha sen o yüzden mi kanın çekildi? Çabuk buraya gel. O zaman hocam bir şey rica edebilir miyim? Selam ve Oğuz ikisi birlikte sunabilir mi bu skeci? Buyurun. Aa ne kadar tatlı bir habermiş değil mi? Ya biz tam olana kadar size söylemeyelim dedik hocam. Ya belki olmaz bir şey olur falan diye. Ama düğün yaklaşmış artık söyleseniz mi? Yaklaştı. Merhaba abi. Merhaba kardeşim. Bunu söylememem gerektiğiydi benim. Ben ya ne zaman bir şey değil mi? Çok mu? Dünyadan haberim yok. Bir yıl mı? Vay be. Başka var mı aranızda evlene? Hacı Ahmet evlenmedi değil mi? Geliyor musun yanıma? Bir şey sormayacağız. Evlenmemiz gerekiyor. Çok sevindim. Çok da yakışıyorsunuz. İnşallah şahane bir hayatınız olur birlikte. Amin hocam inşallah. Sağ olun. Çocuklar ailelerin haberi vardı değil mi? Pazar günü yayında izlemeyecekler mi? Yok hocam var. Süpermiş. Var öğretmenim. Hayır öğretmenin canı. Benim için çok şahane bir sürpriz oldu vallahi. Şimdi de sunun bakayım skeci. Evlenmemiz gereken bir şey var. Geliyor skeç. Bir bu. Konu var galiba evet neyse. Sen söyle istersen. Evlenmemiz gereken bir konu var. Anladık onu daha önce söylediniz. Ben başka bir şey. Batuhan Soyaslan, Hilmi Deler, Fatma Tezcan, Ayşegül Yılmaz. Ve diğerleri. Nizamettin Çetin. Ve kasabanın geri kalanı yazdılar. Şey, evlenme teklifini nasıl yaptın Oğuz? Canlandırsın. Abi, evet, aynısını oynayın. Sen ağlayacaksın o zaman yine. Yok, ağlamadım. Ha, olabilir. Yok ya, oyuncusunuz. Aynısını oynayın. Hadi gel. Nerede oldu olay? Hocam, Karaköy'de bir hamburgercide. Hani çok şey bir şey değil ama biz önemli Emre'de... olan beklemediği bir an olsun. Hocam, size. Emre'nin de kız arkadaşı var. Hemen sattı. Ki gayet normal. Onlarla yemek yerken... Aslında pazartesi günü altyapı gecesinde yapacaktım. Skecin sonunda mesela sahneden çıkarken... işte ismiyle seslenip bir şey yapacaktım ama... o iki gün önce bayağı kötüydü morali. Yüzüğü de ben hazırlanmıştım. İyi oldu yani, beklemediği bir anda. Tamam, aynı sahneyi oyna. Hamburgerler gelsin. Tamam, hadi o zaman Emre bize video çek. Çekiyorum. Çekiyor Emre. Ne? Hayatım. Bir dakika Oğuz. Bir fotoğraf. Kemküm ne demiştim aşkım, kız ben sana? Aşkım tamam fotoğraf. İşte ben seni çok seviyorum bu zamana Oğuz, kadar. Oğuz bir dakika tamam fotoğrafa bak. Şaka yapıyorsun. Hayır. Benimle evlenir misin? Oha siz biliyor muydunuz? Evlenmemiz gereken bir konu var geliyor. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Mutluluklar. Aşkım bir dakika ya, ne yapıyorsun? Orada değil. Burada. Ya ben bu an ne kadar bekledim, senin haberin var mı? Hadi tak şunu bana, hadi çıkar çabuk, çabuk ver bana onu. Evet diyorsun yani. Evet diyorum Erman, takar mısın hadi? Lan ben hiç böyle olacağını düşünmemiştim ya. Hadi kalk. Hadi kalk, hemen bunu arkadaşlarıma göstermem lazım yüzümüzü. Efendimiz, kıymetlimiz. Lan 5 yıllık ilişkim, yüzüğü taktım, kolluma döndü kız. Baksana, şişt, bir daha. Yüzüğü içine batırıyorsunuz, sonra kalanı ziyan oluyor ya. Ben anlamadım ki bu nedir.
Hoş geldiniz. Aa Ayla. Nasıl? Küçükken Kore'de bulundunuz mu? Yo. Allah Allah, çok benziyorsunuz ya. Tövbe estağfurullah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bunu unutmuşlar herhalde. Ben şöyle vereyim. Ben sonra veririm. Buyurun. Evlenme teklif edecektim de ben. Allah Allah. Böyle boğaz manzaralı restoran ilk defa duyuyorum. Şeytanın aklına gelmez vallahi. Ya dedim böyle bir değişiklik olsun. Boğaz'da yemek yiyelim. Ondan sonra ben yüzüğü çıkartayım. Onun da aklı gider zaten. Öyle bir teklif olsun. Çok güzel. Sizinki şey miydi? Siz pastadan mı çıkacaktınız? Yo. Ha şey, yukarıdan mı sarkıtacaktık sizi? Yo. Sizinki Shakira'lı olan mı? Yo, Shakira mı? Ha, Shakira gelecek, şarkı söyleyecek ya. Shakira burada mı? Shakira seninki değilmiş. Bana ha ha, bana ha ha. Değil değil, seninki değil. Sizinki öyle sade mi olacak? Yani sade bir şey olsun istedim ben öyle. Nasıl sade? Düz. Düz. Şöyle düşünüyorum. İki tane mantı söyleyelim. Yemekten sonra da direkt yüzüğü çıkartırım. Hiç anlamıyorsunuz değil mi bu işten? Olmaz mı diyorsun? Olmaz tabii ki. Tamam o zaman mantı 1,5 olsun. Ya sizin gibi öyle dümdüz teklif öyle mi? Yani sade bir şey olsun istedim ben. Bu sade de aşırı sade. Bu bayağı ham. Pişmemiş bu ya. Kızı hiç mi sevmiyorsunuz ya? Niye, kabul etmez mi böyle ya? Etmez tabii ya. Böyle teklif mi olur? Ne yapacağım ben? Bu hikayede yanan sen olacaksın. Aşkım. Aşkım. Ay, ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim. Nasıl olayım? Önemli, önemli. Evet. Bunları es geçmemeliyiz. Düşündüğüm şey mi? Evet. 1,5 mantı. Ha, önce mantı. Evet, evet. Sonra. Bakalım, bir mantı yiyelim. Dur, dur. Sonra sürpriz. Bir bakalım, sonra. Ay, çok heyecanlı. Tamam. Uf ya oğlum. Bayağı ayağımız yerden kesildi ha. Ne güzel oldu. Ne diyeceğim? Bayağı yukarıdan saldılar abi. Ben o kadar beklemiyordum ya. Çok keyifliydi. Bu arada ben sana yukarıda evlenme teklif ettim ama sen rüzgardan herhalde. Ben bir daha ediyorum. Ediyorum. Şu an edeceğim. Zor da çıkıyor. Yerle gök birbirine değene kadar, sular akmayı, kuşlar uçmayı bırakana kadar seni seveceğim. Benimle evlenir misin? Hayır da bir seçenek. Garson, su. Merak etmeyin. Böyle paraşütle tekliflerde normal bu. Hemen hallederiz. Aslı. Aslı. Aslı gitti. Aslı. Buyurun. Aha. Aşkım, benim yükseklik korkum vardı ya. Sana söyleyemedim. Aklım çıktı ya. Sen ben çok kötü oldum bir. Siz buyurun böyle masanıza. Su da alabilir miyim ben? Tabii, tabii. Şöyle buyurun. Yükseklik korkusun bu. Bu yüzden mi evlendin benimle? Doğru söyle. Ne alakası var? Ne alakası var şimdi? Yani havada evlilik teklifi. Biraz sıradan. Hele senin bana yapacağın sürprizin yanında bayağı sıradan olsa gerek. Evet, çok kötü ya. Havadan ne ilk akla gelen ya. Havadan atlayalım. Kızın aklı götüre kaçmış ya. Ama yine de kız sevindi ya. Aşıklar herhalde. Baksana aşkları göklere böyle arz-ı endam etmiş. Sen neden Farsça konuşuyorsun ki şimdi? Allah Allah, insanlar delirmiş ya. Kafayı yemiş, evlilik teklif edeceğim diye deli deli yaptılar kendilerini ya. Seninki daha manyak bir şey. Bakalım acaba ne? Çok manyak bir şey. Bu pasta yan tarafın. Şu havadan inen. Ne teklifler var be. Ne erkekler var be. Öf. Lan yürü git. Güzlemedi ya pasta isterseniz dedi. Gel aşkım gel. Aşkım bu garson kime benziyor ya? Dilimin ucunda. Ya ben de geldiğimden beri bunu birine benzeteceğim. Bir şey ettim mi? Gelmeyin. Allah Allah. Allah Allah. Gidin. Görüş yok. Yok, çıkaramadım. Aa. Ha? Ne oldu? Denize mi düşmüşler? Denize düşmüşler. Gel yardım edelim. Düşmedik, düşmedik. Bilerek girdik. Hanıma al, hanıma al. Bismillah. Allah. Allah. Ne yapacak ben yardım edelim? Kendi çabalarıyla çıktı. İrisin. Gel. Allah'ım bu kalitten ve sorun. Gel. Gel bebeğim, gel. Allah Allah.
Çıkar kız, çıkar. Çıkar. Oh. Aşkım, sana sırılsıklam aşığım. Bunun için mi? Ben de sana sırılsıklam aşığım. Bak, nasıl masa? Çok ha? Güzel. Yüzüğü taktım ama aşağıda ne dediğini duymadım. Pek bir gulu 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 ya geldi. Ne dedi? Orası önemli yeri değil. Orada dedim oksijen tüpün açık kalmış dedim. Dikkat et, boğulacağım dedim. Ha, tamam. Tamam mı? Ben bu paletleri çıkarayım bari. Ayaklarım sıktı. Başka bir şey yok mu? Yani şeyin tamamını göremeyecek miyim? Ya onu söylememe gerek mi var ya? Allah aşkına ya. Yuh ya, oldu olacak, bir de uçak geçirsinler. Aa, bak 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 bak. Benimle evlenir misin? Can, 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 can. Ay, sonunu göremedim. Ne dedi? Dur ya, dur. Alo, akalar. Oğlum uyudun, yengen göremedi. Ha? Gel, 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 gel. Bak, 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 bak. Benimle evlenir misin can pahane? İki ayrı uçak vardı. Gözlerin baktı ve senin baktı. Ne dedin? Çarpıştılar da ayrıca onun için. Tekrar yapalım mı? Devam, devam, devam. Evet, evet, evet. Gel buraya, gel buraya. Resmen denizden indiler. Bazıları feyz alsa ne güzel olur. Ne erkekler var be. Sen ne olsun istiyorsun ya? Yani şimdi unutulmaz bir teklif gibi görülüyor. Sonuçta denizde yapmış ama unutulur. Unutulur ya. Ben unuturum yani. Evet ya, deniz ne ya? Deniz çok pis ya, İstanbul denizi ya. Aşağıda onlar birbirlerini görememişlerdir ki. Yani acaba sen ne yapacaksın bana? Acaba ben ne yapacağım? Çok merak ediyorum aşkım. Ne zaman teklif edeceksin? Aşkım bir yemeklerimiz gel şey yapsaydı. Ne oldu ya senin betin benziyor? Ya ben anlamam. Biri havadan geldi, biri denizden geldi. Biri de adam akıllı bir evlenme teklif etse şurada ya. Tamam, sakin. Kos kos, gel gel gel. Gel gel. Ya mercimek ya, niye geldik buraya? Ne güzel Taksim'de dileniyorduk. Hadi abicim, hadi ablacığım. Patron yok burada. Sonra. Abi öyle bir şey değil. Bana 30 saniye var. Bir işim var. Bir evlenme teklif edeceğim, şey yapacağız onu. Ha, o zaman buyurun, buyurun. Teşekkürler. Neler var neler. Ha, sonunda mütevazı bir teklif izleyeceğiz. Bak şimdi. Bak bak hele bak. Nereye bakayım? Bak bak hele bak. O ne bu kız? Bak bak hele bak. Ne var burada? Yanlış anlama, dilenci değilim. Benimle evlenir misin? Mercimek, evet, evet, evet. Ya bozuk paralarla yazamayız demişlerdi ama yazmışlar vallahi ya. Şş, bana bak lan. Karnımız da burada doyurak mı? Bende hoş. Abi Allah rızası için abi, karnımız aç abi. Allah rızası için abi. Tamam kardeşim, al kardeşim. Sağ ol abi, Allah razı al, olsun al, abi. Al, bunu da al. Allah razı. Hadi. Al aşkım. Ver aşkım. Ya anne. Teklif mi teklif? Teklif. Hadi bize mi geldi sınav? Evet, hadi. Nereden geldin, ne olacak? Hazır, hazır. Ben sana evlenme teklif edecektim. Hı hı. Vazgeçtim. Ne demek vazgeçtim? Bayağı vazgeçtim. Ne demek vazgeçtim? Şu an ama çıta çok yüksekti aşkım. Bunlar oradan geldi, bunlar buradan geldi. Çok ayıp olacak ya. Aha, sende bir şey yok. Yani var da aslında. Tamam. Tam önemli değil ki aşkım. Önemli olan birlikte olmak. Sen teklifini et. Yok ya, ben etmiyorum ya. Aşkım et o teklifi bana. Yok ya, istemiyorum ya. Aşkım teklif eder misin bana? Etmeyeceğim. Neden? İlla değişik bir şey mi olması lazım? Hı hı. İyi, ver yüzüğü bana. Gel şöyle. Büşra, ne yapıyorsun? Sağ ol, teklif edeceğim. Ya salak kalkak. Hayır, dur sakin ol. Bu ömrü benimle yaşamaya var mısın? Hayır. Neden? Ne oldu? Hayır ya, böyle teklif mi olur ya? İnsanlar havalardan indi. Denizlerden çıktı. İki tane mantıyla bana evlenme mi teklif edeceksin? Aşkım. Git mantıyla evlen. Ben annemin evine gidiyorum. Mesut, tüh, tüh, sana yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Gel hanım, gidelim. Orada kaldı diye ben bir şey. Hanımefendi, hesap. Oha. Paletlerimi çıkarmamız lazım. O zaman şöyle yapalım. Yok, hesabı ya, ödüyorum burada. Ha, ay pardon, ben de şey zannettim. Alayım böyle. Tamam. İyi, anca karşılar. Eyvah. Tamam ya, Ayla. Yok Müslüm, yürü git lan buradan. Allah Allah.
Ne oldu size? ÇGH diyenler. Zil de olurmuştu da niye olmadı diyenler. Bir ritmik kaydırdık herhalde hocam. Evet. Ya bir de tabii gerçekten seyircisiz veya iç seyircili diyelim. Oynamanın mı etkisi? Finaliniz bu muydu? Ben de mantı evliliğine bağıracaksınız diye düşünmüştüm. O şakanın etrafında çok dolaştınız ama nasıl kaçırdınız? Hiç aklınıza gelmedi ya. Tabii. Hemen çekelim mi hocam? Hemen çekelim. sonu... Şeyler güzel yani. Partlar güzel. Sizinki güzel. Cemalarınki güzel. Şey de güzel. Biraz ritim kazanırsa daha da güzel olur aslında. Yani ama son laf, skeçlerin son sözü zannettiğimizde çok daha önemli. Bilemiyorum. Bu evde seyredene zil de çaldırabilir bir skeç. Arada kaldım doğrusu. Ama evlenme teklifleriyle ilgili enteresan bir yaklaşım idi. Sizin girişiniz güzeldi. Enteresan renkli bir skeç. ÇGH de iyidir. Çok güzel hareketler devam etsin bakalım. Aynen. Kombi istilası isimli bir skeç gelecek. Fatih Öztürk ve Atakan Çelik yazdı. Benim evimde de kombi var. Geçen ay kumrular tam... Bu benim kombim bu arada balkonda. Buraya böyle kumrular yuva yaptı. Bir yıldır onunla uğraşıyorlar. O yuvayla uğraşıyorlar. Ya yumurta düşüyordu ya bir şey oluyordu falan. Bizle mi alakalı falan dedik. Hatta biz eşimle. Sonra en sonunda oldu. İki tane yavru oldu. Bir güzel de oldu. Büyük oldu. Ama şöyle bir şey oldu. Biz bu doğalgazı kapatamadık. Yani orası sıcak kalıyor. O yüzden oraya yuva yaptılar. Kış da geldiği için. Büyüdü yavrular. Yalnız 580 lira fatura geldi geçen ay. Ben de onları posta güvercini yaptım. Çalıştırıyorum şu an onları. Öyle haberleşiyorum. Ama çok güzel yavrular oldu. Çok mutluyuz. İlk defa öyle bir şey oldu. Hatta bize de vurur mu acaba diye de düşündük. Şimdi... Yumurta başına da 280 lira mıydı? Evet hocam. Bence güzel bir işarettir. Evet hocam. Cenan. Senle konuşayım. Yeni eve taşındın sen. Kombisi bozuktu abi. Evet, ver ona mikrofonu. Evet abi. Ne haber? Nasılsın? Ya biz, senden? İyi benden. Nereye? Yeni eve taşındın. Evet, Hacı Ev, Ahmet'le. Hacı Ahmet'le eve taşındın. Evet. Gerçekten mi? Gerçekten. 20 gün oldu bu kadar bekledir. Nerede? Beşiktaş'ta hocam. Buyurun. Hocam onlar da çıkıp nasıl eve taşındın? Evet, kim kime teklif etti evet onu? Ya. Hacı Ahmet. Hı? Cenan bana teklif etti. Tamam, aynı sahne oynayalım. Gel, gel. Hem altyapı niye sunum yapmıyor diyorlardı. Hem böyle de 2-2. Evet ya. Evet. Geçin. Geç, gel. Ayrıca bu altyapı niye sunum yapmıyor? Böyle bir kanunumuz varmış gibi bana da mesajlar geliyor. Bunu da sen al. Evet, aynı sahne. Nerede oldu bu olay? Telefonda oldu hocam. Telefonda, tamam. Bizim o kadar özeldi. Hamburgercideydi. Alo. Yok, mesaj geldi hocam önce. Ha, mesaj mı attım? Biz o gün provadan çıkmıştık. Cenan'la da o gün aramız çok iyi değildi. Allah Allah. Yo anlatacağım. Bir sürtüşme gibi bir şey oldu. Biz Cenan'la biraz limone ayrıldık. Trip attık birbirimize falan. Sonra eve giderken bu mesaj atmış. Aramış beni. Bakmamışım, mesaj atmış. Sana bir teklifim var. Başka da bir şey yazmamış. Aradım. Ne oldu dedim. Ama soğuğuz birbirimize gene. Tripli konuşuyoruz. Peki o konuşmayı bir canlandırın. Sen de soğuk oyna bakayım. Alo. Alo. Ne var? Ne yapıyorsun lan? Eve gidiyorum. Sen ne yapıyorsun? İyi, evdeyim dayı. İyi. Ne? Ne oldu? Gerçekten böyle ama. İyi. Tamam, aynısını oynanıyorum işte. Ne oldu? Ha, şeyi diyeceğim oğlum. Bizim şeyin, anneannemlerin bir tane ev var kanka, kiracı çıkacakmış. Ben de dedim ki biz çıkalım oraya dedim. Size para veririz dedim. Ha. Ha. Ne diyorsun? Ha. İyi. Senin anneannenin evi. Ha. Ha, nerede ev? Anneannen de bizde kalacak mı? Beşiktaş'ta. Oo, süper. Kirası kaç para? Bağlarız oğlum bir şeylere.
Oğlum bırak şimdi konuşalım. Kaç para kirası? Kanka ben dedim 2000 veririm size dedim. 2 artı 1 ev. Ha 2000 iyi. Ha. Ev güzel mi? Bilmiyorum yarın gidip bakacağız. Ben de bayağıdır görmedim. Ha. İyi ben ev arıyordum zaten. Sen çıkmak istiyorsan ben çıkarım. Ha işte ben de çıkacağım da. Ha. Ha. İyi bugün biz niye tartıştık oğlum? Oraya bağladı gerçekten. Ha. Niye tartışmıştınız? Özel değilse. Anlatayım mı ben? Anlat onu da anlat. Hocam altyapıda... Anlat onu da. Bir skeç okunuyor. Ama kimse de gülmüyor skeç. 7,5 dakika oldu. Gülmedi kimse. Cenan'a bakıyorum sahnede. O da skeci kesmiyor. Kimse de bir şey demiyor. Ben, aa o gün. Bir dakika. Ben de dedim ki... Skeci kessek mi arkadaşlar dedim. Cenan da kızdı. Kaptan oymuş. O... Ya bir dakika ya, madem kaptan oymuş, o skeci kesermiş. Ben niye skeci kesiyormuşum? Neyse, göbek deliğiyle oynamadı. Şey, refleks olarak... İz oldu. Refleks olarak. Skeci o kesermiş. Sonra bütün arkadaşlarım da skeci niye kestik falan diye bana tepki gösterdi. Sonra oylama yaptık, bir tane el kalkmadı. Madem el kalkmadı... Demek ki skecin kes ondan bir tartışma oldu. Peki eviniz hayırlı olsun. Alkışlıyoruz sizi. Gel hocam. Gelin. Ha skeci sundun mu? Sunuldu mu? Skecin adı kombi istilası Atakan Çelik ve Fatih Öztürk yazdı. İyi seyirler. Ulan nedir benim senden çektiğim ya? Nedir benim senden çektiğim? Kombi dedin ısıtır, sömüzü kendinden soğuttun ya. Allah Allah! Evin en güzel yerinde uzay mekiği gibi duruyorsun, bir halta yaramıyorsun. Ay ne oldu Behçet, yine mi bozuldu bu ya? Bozuldu vicdansız. Allah Allah! Biz bunu yoğuşmalı diye aldık. Bu bayağı boğuşmalı çıktı. Bu ne ya? Aa, sen de artık bir inat etme de bir usta çağır ya. Doğduk. Ne demek o ya? Ne demek o ya? Ben burada dururken evin reisi koca Çınar Behçet usta gelecek ne yapacak? Tamir edecek. Olabilir. Allah Allah. Eğer bu kapıdan içeri bir usta girerse ben mahallenin yüzüne nasıl bakarım ya? Kahvede insanlar Behçet evine usta çağırmış da kombisini tamir ettirmiş. Dedirtmem ben ya. Erkeklik gururum söz konusu. Lan onun onunla bir ilgisi olsaydı beni kombi değil sen ısıtırdın. Allah Allah. Anne. Ha. Ya ne oluyor ya? Ya baba şunu değiştir artık. Gerçekten sıkıldım ya. Duşum yarım kaldı. Allah Allah. Kızım sen istiyor duş verecek 5000 lira. Öyle hemen değiştir olur mu ya? Allah Allah. Para bu para. Hem siz hiç merak etmeyin ben hemen tamir ediyorum onu. Ay tamir edemeyeceğim Behçet. Kızım git bir internetten bir şey bul usta ara. Hadi. Ne, Nergis nereye gidiyorsun? Nergis gel buraya aramıyorsun. Hayır. Müber abi bana güvenmiyor musunuz ya? Ben bu evde neleri neleri tamir ettim. Bunu mu tamir edemeyeceğim ya? Ya Behçet sen en son sifonu tamir ettin. O günden beri kapı otomatiğine bastığımızda ocak yanıyor. Yeter ya. Ne var bunda? Akıllı ev diye satıyorlar bunu. Dünya para ya. Allah Allah. Amerikalı yapsa beğenirsiniz. Behçet yapacak. Ama niye? O zaman şu otomatiğe bas da çay demleyeyim. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Tamam. Aradım anne aradım. Ha. Ne dedi? İyice anlatsaydın. Anlattım anneciğim, merak etme. Dedim ki dedim, heh, duştaydım. Su önce dedim sıcak sıcak akıyordu. Sonra su birden ılık ılık akmaya başladı. Sonra su soğudu, soğudu, soğudu. Buz gibi bir hal aldı dedim. Kıdık mı çekiyorsun kızım sen? Ne yapıyorsun ya? Soğudu, soğudu, soğudu. Allah alt tarafı ısıtmıyor diyeceksin. İyi tamam kızım. Aha geldi. Bak, bak. Ne anlattıysa adam ışık hızında geldi. Sen de git ışık hızında üstünü değiştir. Yürü. Soğudu, soğuduymuş. İyi günler. Arsız. Bu ne lan? Usta çağırdık, Süper Mario geldi. İyi mi? He, bıyıktan değil mi? Evet, çok benzetiyorlar. He, he, bıyıktan, bıyıktan. Süper Mario kim ya? Var ya bir oyun, adam kafasıyla tuğla kırıyor. Ha, yanlışınız var. Mario kafasıyla değil, yumruğuyla kırıyor tuğlaları. Vay namussuz, bizi kandırıyor. Ayrıca Mario, boru döşer, ben kombi tamir ederim. E, ikiniz de emekçisiniz canım yani. Mario mantar yer, ben et yerim. Anladık oğlum, tamam ya. Allah Allah, Mario değilsin. Anladık. Kombi nerede? Burada, burada buyurun. Şöyle buyurun. Sağ olun kombici bey. Ustam. Aa Behçet bak. Adam hiç bizim bakmadığımız açıdan bakıyor kombiye. Nesi var bunun? Suyu ısındı şerefsizin. Tamam ne güzel suyu ısıtıyorsa çalışıyor bu. Beni niye çağırdınız? Yani hayır artık çalışmıyor demek istedik hocam.
Akmıyor. Sıcak su da yok. Gerçi kombi de yok ama Behçet var diyor. Abartma ya. Allah Allah. Ne kadar çok abartıyorsun. Ben de yapardım da işte hanım acele etti. Yoksa benim de elimden gelir yani böyle işler. Hı-hı. Şu kombime vurup durma. Adamın canını sıkma. Ona bir tek ben vururum. Bak bak, artistliklere bak. Bak şimdi bir tane takım çantası alan başımıza usta kesiliyor. Sanarsın bana buradan Antarktika'ya doğalgaz attı deşilecek. Oğlum sen niye benim gözümün içine bakarak dedikodumu yapıyorsun? Duyuyorum ben senin dediklerini. İşine baksana. Kim bu ya? Behçet abi, bana İngiliz anahtarı dedeceğim. Ne? Olamaz. Olamaz. Sen eve tamirci mi çağırdın Behçet abi? Göründüğü gibi değil Mahmut. Anlatabilirim. Nasıl göründüğü gibi değil ya? Nasıl göründüğü gibi değil? Hani söz vermiştik birbirimize? Hani hiç usta çağırmayacaktık evimize? Hep biz kendimiz yapacaktık tamiri. Sözümüz söz oğlum. Ben çağırmadım ki. Bunlar çağırmış. Bunu zaten kapıdan kovsan bacadan girer. Ne yapabilirsin ki buna? Bunları sonra konuşuruz. Problem ne? Çalışmıyor kombi, çalışmıyor. Arızalı değil mi? He. Problem mi sordun sen? Problem ne? Sanki söylesem anlayacak bana. Sanki sanarsın Newton. Bakıyoruz daha. Daha anlamadık. Bakacağız. İngiliz yanlış anahtarı kullanıyorsunuz. Onu kullan. Hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. Evet ya, bunu alacaksın ya. O anahtarla yapacaksın. Dediğim gibi. Sen nasıl ustasın lan? Neden? Senin çatalın yok. Behçet, saygı duy ustaya. Aa. Vallahi ben şu an kaygı duyuyorum. Bilmiyorum yani. Eğer senin çatalın yoksa sen usta da olamazsın, kombi de yapamazsın. Bakıyorum da gözünüz ardımda. Yalnız şunu unutmayın, eğer beni iz bırakacaksan bu şekilde bırakmam ha. Pis bırakırım. Yaptığın iş bu mu senin ya? Bir kere o parçayla uğraşılır mı ya? Bu parçayla uğraşacaksın. Bak o parçayı alacaksın oradan. Parasını ben vermiyor muyum? Bu parçayı çıkaracaksın. Çıkarsan oğlum bu parçayı çıkaracaksın. Ya ne uğraşıyor adamla? Belki istek parça alamıyor. Allah Allah! Sinirlerimi bozdun ya. Yeter artık. Sen de aylardan beri yok onu sök, ötekine tak. Yok öbürünü sök, ona tak. Ben de burada sana parçalı Behçet, parçalı Behçet diye seni desteklemekten helak oldum. Bırak adam işini yapsın be! Allah Allah! Evet dostlar, bunun üç yollu Van arızası var. Bir de basınç tıkanmış. Yani? Yani? Ne yani? Ölmüş bu. Kombi olmuş zombi. Bunu salın gitsin ya. Bu yenisini alın bunun. Bak, ne kadar kolay söyledin ya. Ne kadar kolay ya sana bu. Gördün değil mi? Hemen söyledi. Sen bir kombi ne kadar biliyor musun? Yeni kombi. Ne kadar? İşte ne kadar işte biz bilmiyoruz. O yüzden. Ya sana şöyle söyleyeyim. Bak bunu satsan eskiciye. Heh. Sana en fazla iki tane mandal verir. Hadi be oradan ya. Sen de fırsatçı bir adamsın ya. Sen de fırsatçı bir adamsın ya. Yapamadın. Tabii hemen iki mandal bilmem ne verir. Biz yaparım mı ya? Vallahi sana karşı mahcubum ama beraber yapalım şunu. Yapalım da. He. Bilemedim Behçet abi. Bugün evine usta alan yarın neresine ne alır bilemedim yani. Ne biçim konuşuyorsun lan sen öyle? Allah Allah. Tamam oğlum söz. Bak bulaşık makinesini seninle beraber tamir edeceğiz. Behçet bulaşık makinesi arızalı değil ki. Ben onu sana söylemedim mi Bera? Allah belanı versin Behçet. Yenge hiç paniğe mal yok. Bir adama işini yaptırmadınız ya. Şey mantar yaptım yer misin? Ya ben et yerim diyorum ya. Eti bulsak biz de yeriz. Allah Allah. İdare et bununla. Gel. Faydası yok, bir de zarar verecek ha. Ay, biraz sıcak ama şöyle elimden alayım bir tane. Tadına bak. Hadi Mahmut, acele et biraz. Çikolatasını da ilk defa yiyorum ha. Çok verme, bana da kalsın. Ay, o nasıl mantarsa tak diye ses çıkıyor. Ağzımda patlıyor mantarı ya. Vereyim. Sabah yaptım, kurumuş biraz. Ya tamam, ben bir evimi yıkıp geliyorum. Tamam. Hadi ellerini yıka, gel. Bir şey olursa ses edeyim. Ay, iyi bari. Alınmıyor da. İşte gel diye nereden başlıyorsun? Ana mantar yiyince büyüdün mü lan sen? Wink wink wink. Yenge benim. Mahmut. Ha Mahmut aman iyi geç. Allah Allah. Var ya ne yediriyorsun lan? Hadi Mahmut halledelim şunu hemen. Evet. Ya önce... Allah aşkına ya bunun neresi kombi? Ha? Sustum konuşmadım. Çekil. Çekil Behçet. Şurası mı kombi? Burası mı kombi? Neresi kombi? Ya don lastiğiyle bağlamışsın kombiyi be adam. Aynı don lastiği seni 28 senedir tutuyor mu Berra? Bu kadar küçümseme bu don lastiğini. Terbiyesiz. Evet. Ne oldu ustalar? Çalışıyorsunuz mu? Hani nerede? Çatallar nerede? Sen onun tahriklerine bakma. Sen bakma ona. Sen işine bak. Hadi. Hadi. Biz halledelim şunu hemen. Evet abi. Öncelikle bunun rezistansını bulmamız gerekiyor. Rezistansı kireç bağlamış olabilir. Rezistans mı? Bulaşık makinesi mi lan o? Sen bakma ona. Sen bakma. Devam et. Rezistans herhalde çamaşırda. Şimdi bunu bak. Bak şurada bir parçası var. Evet. Şurada bir, bunu eğer, bak bunu şey yaparsak eğer, bak bu parçayı evet. Çektiğin anda bunu
şey yapması lazım. Nereden bu parça? O parça oradan çıkalı 5 ay oluyor, haberin olsun. Sen bunu tut. Tut bunu, indirelim burada çalış. Dur, tamam, abi, tamam, ne yapıyorsunuz? Tamam. İndiriyor muyuz? İndirelim. Tamam, ne yapıyorsunuz? Ne? Çek, ne? Çek. Yavaş tamam, ama duvarı şey yapma. Yavaş, tamam. Sen yavaş çek. Tamam, yavaş. Çek. Çektin. Yavaş, yavaş. 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 Behçet abi. Keşke gelmeden önce haber verseydiniz abi. Hazırlık sıcak alamazdık la. Ay iyi akşamlar Gürhan Bey. Mantar yaptım. Yer misiniz? Yenge ben şu an çıplarım. Farkındasın değil mi? Aman ev başımıza yıkıldı. Şaşırmadık. Buna mı şaşıracağız ayol? Anne ha? Ne oluyor ya? Ne olacak kızım? Gürhan Bey'i salona kattık. Ama ben hep söyledim size bu evin duvarları ince diye. Başka eve taşınalım dedim. Söyledim. Dinlemediniz ki. Ay ama yeter be Behçet. Sen de yani kuş kadar parayı vermemek için bak kaç... Ne kadarlık masrafa girdi? Ne kadarlık masrafa girdi o çiçek? 6 bin. 6 bin mi? Yok 10 bin. He kombiyle beraber 10 bin. Yuh. 10 bin fazla Behçet abi. Sen hiç canını sıkma. Ben bir durulanayım geleyim beraber yaparız. 10 bin verme lan. Ya Allah sizi kahretmesin ya. Bırak topu. Dur. İyi ya, hadi hadi durulan gel o zaman. Hadi hadi Behçet gel. Hadi gel. Çok güzel hareket diyenleri duyalım. Ya tam skeçten umudu kesince çok enteresan bir final çıktı ortaya. Enteresan te. Mesela şeyden de çok güzel şaka çıkardı. O gitti o geldi, o gitti o geldi yani süreç içinde kadın kafayı yiyecek duruma gelse. Aa, bir o gidiyor, bir o geliyor, ne oluyor ya burada falan. Enteresan skeç bence GH'lerde dolaşırken neyse ki sonra 4,5'tan 5'i topladı gibi. Son resim çok güzel çünkü. Peki çok güzel hareketler devam ediyor. Kanka çok güzel hareketleri açıyorum. Ha o pazarı alındı ya. Çarşamba değil miydi? Moruk pazardı, çarşambayı aldılar sonra bir daha pazarı aldılar. Ben salı diye duydum ama. Perşembe diyen de var. O zaman pazartesi de olur. Moruk aslında bak 29 Şubat'ta bir yapsalar 4 yılda 1. Dünya kupası mı lan bu? Doğru. Neredesiniz lan siz? Neredesiniz oğlum? Sabahtan beri arıyorum. Niye açmıyorsunuz oğlum telefonu? Ne oldu oğlum? Niye telaşlısın lan? Oğlum başım çok büyük belada. Yardımınıza ihtiyacım var. Tamam ederiz. Çok zor durumdayım. Bir eşe ihtiyacım var. Moruk seni severim ama bu büyük fedakarlık. Ha? Kanka şimdi evin kirasını veriyorsun diye de hiç şey yapmayalım. Ne yapmayalım lan? Şey yapmayalım. Neyi? Hayır. Ya pis pis salak mısın? Ben böyle bir şey mi düşünürüm ya? Oğlum manyak mısınız? Birazdan benim patronum gelecek. Kahve içeceğiz burada. E gelsin. Ben adam ama evliyim dedim. Niye yalan söylüyorsun oğlum ya? Ya kardeşim terfi verecek, müdür olacağım. Adam da aile manyağı bir herif. Bekara vermez diye ben de evliyim dedim. Ya kardeşim yalanla iş mi yürür ya? Maaşımın 3 katını veriyor. Çocuğum da var de lan. Baba! Ya, aslanım benim. Bana bak şu eş durumunu ne olur halledin. Ben sana bakıcı bile tutarım tutma, oğlum. Tutma bana bakıcı. Hadi düşün ne olur tamam, düşün. Tamam, tamam sakin olun. Tamam, tamam sakin. Tamam sakin misin? Sakinim. Sen sakin misin? Sakinim. Tamam. Ne yapacağız şimdi sakiniz? Onu bilmiyorum. Ya böyle söylenir ya oğlum hep. Ya oğlum manyak mısın sen be? Dur dur ben hallediyorum. Ne olur tamam, lan. Şimdi ben hallediyorum. Alo. Ha benim evet. Bize bir tane 1 litre süt, 1 kilo un, 6 tane yumurta, bir de kabartma tozu. Acil. Tamam eyvallah. Ne bu? Evde kendi imkanlarımızla kız mı yapacağız? Ne yapacağız? Ne bu? Hayır gerizekalı, kek yapacağız. Adamı kuru kuru ağırlamayacağız. Ha doğru söylüyorsun ya. Kurdele da takalım. Oğlum salak mısın? Niye bunları düşünüyoruz biz şu an? Sen bana güveniyor musun? Hayır. Güven. Bana güven işte gerizekalı. Birazdan şu kapıdan hayatının aşkı gelecek. Nasıl lan? Ne? Yas 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 krehe. Haa brr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 
evet, yazıyor hepsi. He. Öyleli. Ha siz bayağı... He. Pırra 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 çın 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 tarrrr zang 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 pırr ay 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 diyorsunuz. Yo hiç öyle bir şey demedim. Hiç. Her şeyi dediniz bunu mu demediniz? Hiç bir tek o yok. Kanka. Yok kanka. Sen de. Ne dedi? Moruk ben konuşabiliyorum da anlamıyorum.
Oğlum manyak mısınız? Dalga mı geçiyorsunuz? Lan geldiğimden beri eşe ihtiyacım var, eşe ya. Ya tamam be, ne büyüttün ya? Biz ne görün duruyoruz? Utku, bir makyaja toparlarız seni biliyor musun? Öyle bir şey değil. Oğlum iki saat lan, sonra yine dünya öğret bacımsın lan hadi. Yürü git manyak. Ne olur lan? Saçmalama. Aha, aha, aha. Hadi Utku, Utku hadi. Ha, ne hadi? Tamam, olmaz o, doğru. Bakayım. Ha tamam ya, kapıcının kızı Feriha. İyi, tamam. Tamam. Merhaba, Samet merhaba. Abi bir şeyler istemiş. Samet abi? Ü'den nasıl anlamadım ben? Feriha'yı gönderdi. Aslan kardeşim benim ya. Başka bir isteğiniz yoksa ben gideyim. Var, 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 dur, var. Feriha, karım ol. Yuh, üstüme iyilik sağlık ya. Oha, hayvan, öyle söylenir mi o? Ne diyeyim lan? Ya. Merhaba Feriha bacım, sana para versek Gürkan'ın eş ihtiyacını iki saatliğine karşılar mısın? Öyle mi söyledin? Ayıp. Feriha. Tamam dur 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 dur. Tamam dur dur. Bak bir yanlış anladın. Benim birazdan patronum gelecek. Herif beni evli zannediyor. İki saatliğine karınmış gibi yalancıktan. Ha öyle desenize ya. Yaparım canım ne olacak? Vallahi mı? Ya olur. Süper ya. İşte bu kızı da bulduk. Süper. Sen var ya kötü gün dostusun kötü. Sen var ya iyilik meleğisin. Dünyanın en güzel kızısın sen. 500 lira. 500 mü? Moruk beni 250'ye taş gibi yaparız. Siktir et. Oğlum salak mısın? 400'e anlaşalım. Anlaştık. Hayır. İyi ben gidiyorum ya o zaman. Hadi hadi. Geldi. Kal. Hadi kal. Kal. Kal ne yapacağım oğlum? Patron valla. Ben ne yapacağım? Sen ne yapacaksın? Yardım et işte. Sen ne yapacağım? Kayınçomsun. Kayınço ne lan kokteyl adı gibi. Ne bileyim lan işte. Tamam. Bunun kardeşisin kardeşin. Tamam senin. Sakin. Ben evin hanımıyım. Ben açarım. Ha, Moruk ben heyecanlanırım. Açıyorum. Heyecanlanmayacağım. Merhaba Gürkan Bey'e bakmıştım ama. Buyurun buyurun burada. Sinan Bey. Gürkan Bey. Hoş geldiniz efendim. Merhaba, hoş bulduk. Tanıştığınız eşim Feriha. Merhaba. Kayınçom. Tokalaşmıyorum. Korona. Sinan ben de, memnun oldum. Valla kusura bakmayın, rahatsızlık verdik ama. Aa, olur mu canım öyle şey? Kaz gelecek yerden tavuk esirgenir mi hiç? Nasıl? Feriha akşama yeme tavuk yaptı da yer miyiz? Tokum ben, sağ ol. Aa, ne demişler? Bağa bak üzüm olsun, yemeğe yüzüm olsun, he? Ne diyor bu ya? Memleketten bağ bozuldu da üzüm geldi efendim. Onları giderken verelim bir poşet. Yok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben zaten bir kahve içip kalkacağım. Size de yük olmayayım. Aa ne demişler? Adam adama yük değil, göt gövdeye mülk değil canım. Allah Allah. Bu da neyiz o? Sen artık atasözü kullanma lan. Ya yapma bunu ya. Heyecanlan heyecanlan. Tamam. Oturmaz mıyız? Buyurun. Şöyle buyurun hadi çıkarın ben. Rahatınıza bakın efendim. Sağ olun. Hayatım. Çift olarak siz. Buyurun gel hayatım. Canım. Merhaba. Şu an karşımda muhteşem bir çift görüyorum. Maşallah. Kaç yıldır evlisiniz? Üç. Maşallah. Maşallah. Nerede evlendiniz? Sen söyle bunu. Biz düğün yapmadık. Biz çünkü biz tatile gittik o parayla. Maşallah. Evet. Yani muhteşem bir çift görüyorum karşımda ya. Muazzamsınız Gürkan. Sağ olun maşallah. Efendim. Yani benim için dünya bir yana, Ferihan bir yana. Gerçekten. Bak. Eşine sadık olan işine de sadık olur Gürkan. Sadakat. Bende var. Tamamen var efendim. Yani dünya bir yana, Feriha bir yana efendim. Sadakat deyince ben orada bir dururum. Abi. Yani eşime de işime de. Mesela başka bir şirket gelip bana desin ki Gürkan'cığım CEO'luk teklife hayır dedim. Hayır. Çünkü işime bir sadakatim var. Maşallah. Aynı şekilde şu kapıdan Adriana Lima gelsin. Gürkan, Gürkan, come to Adriana desin. Bir düşünürüm. Yalan yok. Adriana Lima gelmiş. Ama. Bir düşünürüm. Efendim derim. Gürkan, Gürkan boş ver eşini der. Boş ver eşini, gel bana gidelim. Çık buradan derim. Çık, kalk derim. Kovarım. Vallahi. Gerçekten sadakat çünkü. Ben dünyanın en sadık insanlarının başında gelirim efendim. Hello. Adriana. Samet senin. Gürkan hanımefendi kim? Hanımefendi şey, koronanın. Benim, Gürkan'ın annesi. Ha? Hanımefendi merhaba, memnun oldum. Öpebilir miyim? Tuttunuz götürün canım. Ha? Gözleriniz öp diyordu da. Niye dümdüz sevgilim demiyorsun? Oğlum içim almadı. Şunun tipine bak lan. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Anladı, anladı, anladı. Yaşınızı hiç göstermiyorsunuz. Hiç göstermem, evet. Nasıl bir daha göstermediği neleri var? Oğlum, kayınço. Anneciğim hoş geldiniz. Buyurun, oturmaz mısınız? Ben Gürkan'ın yanına gideyim bir yavrum. Annem. Tabii. Gel, gel.
Gel annem, ne lan bu? Bu ne lan? Plan dedin, ne lan bu? Söyledim ya sana buradan giderken. Ulan ü dedim, ben de Feriha'yı göndereceğim zannettim. Bu ne? Lan cibili de dedim ya. Pardon ya, nasıl anlamadım ya cibili de. Oğlum nereden anlayayım? Salak mı? Şu kılığına, kıyafetine bak. Ben çok mu memnunum lan bundan? Ben çok mu memnunum? Senin için yaptım. Tamam, tamam. Tamam, şey yapma ya, çok gülün. Tamam. Annem ya, bundan sonra annemsin. Ne annem oğlum, bu adamın niyeti bozuk. Ben annem olmam. Oğlum iki saat annemsin ya. Ya bir olmam kardeşim, olmam. Hayatta olmam. Üç ay kirayı ben öderim. Kalk kız karı gelin, bize bir kahve yap hadi. Tamam. Nasıl olsun kahveleriniz? Sade. Orta. Şekerli. Hadi git. Tamam, hemen. Sizin şekere ihtiyacınız var mı canım? Serçe parmağınızı bandırsanız bal olur o, bal. Bal değil mi? Moruk, patron. Orta Samet'i yürüyor lan. Ne oluyor? Anneme yürüse daha mı iyi? Boş ver, Samet'e yürüsün. Ha değil mi ya? Ha. Oğlum saçmalama lan. Baksana çocuğa götür, şey yapıyor. Patatı. Ne yapıyorsun? Ne bu, ne bu, ne bu? Oğlum Samet'in de götü başı ayrı oynuyor. Boş ver, götürsün. Ne yapayım? Saçmalama, bir şey yap ya. Sinan Bey, annemle de iyi anlaştınız maşallah. Ya Gürkan'cığım, annenden hiç bahsetmedin ya. Annem... Kıskanıyor. Beni kaparlar diye korkuyor. Ama canım, korkmakta da bir hayli hakkı var canım. Hap diye kapanlar vallahi. Sinan Bey. Sinan Bey, terfiyi düşündünüz mü efendim? Düşündüm Gürkan. Evet. Gürkan, biliyorsun ki bizim şirkette aile çok önemli. Doğru mu Gürkan? Doğru efendim. Korona. Korona mı? Öyle moruk şey dokunma, saçmalama. Yani neyse, şirketteki bu önemli, yani hassas olduğumuz konuyu biliyorsun. Aynen. Ben bu evde muazzam bir aile görüyorum Gürkan. Maşallah. Erik gibiyiz, kütür kütür. Allah. Anneciğim. Kütür kütürüz oğlum, kütür kütürüz ha. Maşallah. Maşallah. Ya hanımefendiciğim bir şey soracağım. Etrafa bakıyorum, eşinizi göremiyorum. Ha eşim. Eşim benim. Vurdum tekmeyi be. Kıçına vurdum. Çık buradan dedim, çık. Kapı dışarı ettim onu. Allah Allah. Tabii. O zaman ben bir engel göremiyorum. Terfide mi? Yok, ikimiz arasında. İlahi. Kahveler geldi. Kahveler. kahveler. Enge sen gel şuradan. Abla. Afiyet olsun. Afiyet olsun demişken, çıkışta da bize gider miyiz? Oğlum adam neyle neyi bağladı lan? Niyeti bozmuş. Ben bunu bir Gürkan'la konuşup geleyim değil mi o zaman? Kızım sen şöyle bir iç ver bak sen. Anne. Anne annesi lan manyak. Lan. Adam niyeti bozdu iyice oğlum, eve gidelim diyor ya. Oğlum bir gidin lan, belki bir şey yapmaz. Belki bir şey yapmaz mı? Belki yapar yani, işimiz şansa mı kaldı lan? Ne bileyim oğlum, düşünsene sen de bir şeyler. Tamam sakin olun. Tamam sakin. Sakiniz. Ne bileyim oğlum, ben öyle söylenir diye ya. Lan kafan her şeye çalışıyor, düşünsene işte bir şey. Artık hayırlı olsun diyelim mi ya? Diyelim. Allah'ın emri, peygamberin. Yok ben öyle değil. Anne. Terfi için hayırlı olsun. Ya onu verdik canım zaten ya. Gerçekten mi? Verdik canım. Tamam ya. Hadi kutlayın işinizi. Hayırlı uğurlu. Eyvallah keke. O keke ne ya? Kaç yıllık evlisiniz Gürkan, olur mu böyle şey? Bir sarılın öpüşün bakayım hadi. Olmaz. Niye olmasın? Olmaz ya, öpüşemeyiz çünkü korona var. Tanıdık o canım, bir şey olmaz, hadi öpüşün. Ama şimdi öpüşmeyelim. Durduk yere de biz... Siz öpüşmezseniz biz öpüşürüz. Gel. Anne! Bir dakika. Canım bir dakika. Korona dedik ya. Benlik sıkıntı yok. Gel buraya. Gürkan! Anne! Gürkan, anneni götürüyorlar. Gel buraya. Anne! Bir dakika, ne yapıyorsun? Bir dakika, Sinan. Gel abi. Sen kimsin lan? Abi ben Samet, memnun oldum. Ben de Sinan. Ne oluyor burada Gürkan? Sinan Bey özür dilerim ya. Yani terfi için bu kadın annem değil. Her şeyi açıklamış mı oldun şimdi? Bu kadın kadın da değil. Bu kız da eşin değil. Ben de korona değilim ya. Harbi mi lan? Yok be oğlum. Kardeşim korktum oğlum ya. Saçmalama. Siz nasıl anladınız ya? Anladım tabii. Duvarda bir tane fotoğraf yok. İşte bak duvarlar burada. Duvarlarda fotoğraf yok. Parmakta yüzük yok. Aa. Fincanlar, kek yok, kek. Ben size dedim yapalım diye, kek yapalım dedim ben size. Ne? Gürkan, ha? Özür dilerim efendim. Ama yani yıllardır şirkette çalışıyorum, ben hak ediyorum diye, siz de bekara şey yapmazsınız diye. Ama zaten benden müdür falan olmazmış. Küçücük bir krizi bile yönetemedim. Ailemiz de yok zaten, kusura bakmayın. Sen ailem yok diyorsun ama ben bu evde kocaman bir aile görüyorum. Kız eşin oldu. Bu çocuk koran oldu. Bu tövbe estağfurullah. Bu ne acayip bir şey oldu. Bu ne böyle ya? Tövbe ana tövbe. Adam beni beğenmemiş. Eğlenmiş lan benimle. Sinan Bey.
Bunlar benim ailem değil mi? Evet. Bu durumda ben terfiyi alıyorum o zaman. Terfiyi falan alamıyorsun Gürkan ama seni de kovmuyorum. Sağ olun, olsun, olsun. Bu devirde olsun. Ben olsun. Bu aile meselesine niye bu kadar takığım biliyor musun Gürkan? Niye? Çünkü benim bir ailem yok Gürkan. Ben yapayalnız bir adam. Yalnız geldim, yalnız gideceğim be. Şöyle bir kız çıksa karşıma, bir eşim olsa var ya... ...bütün malımı, vürkümü, milyonlarımı dökeceğim önüne be. Sinan Bey, size bitmiyor muyduk Allah. Biz? Ne ha? Yapıyorsun lan? Peru ver, peru ver. Oğlum manyak mısın Sinan Bey? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hadi git. Anne! Hadi. Çok güzel hareket miydi bu acaba? Kime soruyorum ki ben? Zil diyen var mı? Bu mu? Yani. Gerçekten zil diyenler bir alkışlasın bakayım. Niye? Ben yorum yaptıktan sonra vazgeçtim. Gerçek düşüncenizi söyleyin. Zilse zil. Re. Zil. Bilemedim. Çok istiyorsanız zil çalın. O kadar da önemli değil bu konu ama. Yani... Şey bir klişedir ya, kadın kılına giden erkeğe yürüyen patron. Neyse, Allah kabul etsin. Yalnız burada şeyi söylemek isterim. Tabii biz mizah bazen aslında çoğunlukla malzemesini çok gergin alanlardan sağlar. Özellikle de şu ara elimizde en gergin kelime korona. Bu böyle yangına suyla yaklaşmak gibi bir şey. Mizah onu söndürsün diye yapılan bir şey. Bütün yanlış anlamalara karşı söylüyorum bunu. Yani acıyla eğlenmek değil, onu yatıştırmak, onu biraz daha katlanılır hale getirmektir mizah. Tersi değildir. O çok büyük bir yanlış anlamaya. Yoksa bizi hayattaki hiçbir acıyı umursamayan, öyle keyfine bakan adam durumuna düşürüyor ki tam tersi. Onlardan en duyarlı biçimde ilgilenen, ırgalanan bir meslektir bu. Bunu da bu arada forever, bütün zamanlarda düzeltmiş olayım. Çünkü hayatı, acıları daha katlanılır, yenilir, yutulur hale getirmek içindir mizah. Ama korona gibi bir kelimeyi bilmemesi, onu yanlış anlaması çok gerçek olamaz. Yani adam nereden gelmişti? Dünya, bütün dünya şu anda o kelimeyi, yani hangi kanalı açarsan, yerli yabancı bu kelimeyi duyuyorsun. O biraz şey etmişti. Ama Ömer'in kompozisyonu iyiydi. Güzel. Enteresan bir şey var Ömer'de de. Böyle Jean komik şeyi var. Bir komedyen için çok yakışıklı. Çok yakışıklı biri için fazla komik. Enteresan bir adam. Diğerleri de iyiydi. İsim vermek istemiyorum. Başka ne vardı? Evet. Bilemiyorum. Siz zil mi? Anlaşılmıyor hocam ya. Evet. Evet. Seyirci olmayınca da... Evet. Biz bunu mutfakta oynamıştık. Pazartesi gününün aslında en... Çok reaksiyon İyi falan. İyi skeciydi, evet. Ama... Çalın. Kaldım hocam. Aferin, güzel. Çok güzel hareketler devam ediyor. Bizim çocukluğumuzda böyle anne baba çocuk ilişkisine baktığımızda baba genelde hep dışarıda olduğundan anne çocuk çocuk baba ilişkisinden bir tık daha böyle iyi oluyordu. Yani hep annelerle daha iyi iletişim kuruyorduk. Şimdi öyle değil. Çünkü ebeveynler biraz daha bilinçli. O yüzden çocuklarıyla eşit sürelerde. Eşit. Hocam onu güldürmek için yaptım. Şimdi öyle değil. Anne babalar daha bilinçli olduğu için çocuklarıyla eşit sürede vakit geçiriyorlar. Tabii çok kaynak var. İnternet. Hocam evliya güldürüyor. Baştan alıyorum. Baştan alma. Seyirci çok iyi. Baştan alma kaldığın yerden. Tamam. Yani. Çünkü çok kaynak var işte. İnternet olsun, kitap olsun ama hala her evde öyle değil. Beste, Ebru ve Cihan yazdı. Ebeveynsiz geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Çok güzel.
Hadi ben çıktım. Nereden çıktın? İçeride. Nereye gidiyorsun ya? Veli toplantısına. Veli toplantısı mı? Ha doğru, sen bilmezsin. Bak bak. Öğretmenler senede birkaç kez velileri topluyor. He. Ama çocuklar orada olmuyor. Bak sen. Biz de onların arkasından verip veriştiriyoruz. Ne diyorsun ya? Şşş. İlgisiz babaların haberi yok. Kimseye söyleme. Sen de bu tarikatın lideri misin? Ne yapıyorsun Allah'ını seversin? Allah Allah. Biliyoruz herhalde veli toplantısının ne olduğunu ya. İyi tamam. Ama gitmiyorum ben. Neden gitmiyorum? Alican'ın kötü notlarını duymak istemiyorum çünkü. Allah Allah. Çocuğunla biraz ilgilensen düzeltir belki. Çocuk bozuk. Çocuk bozuk, onu ne yapacağız? He? Saçma sapan konuşma ya. Evet, hep senin Allah suçun Allah. Bunlar. Sen çocuğu şımartıyorsun. Ay çok biliyorsan sen yetiştirseydin. Ben yetiştiririm, tamam mı? Hadi ben bir baba olduğumu kadar birilerinin de çocuğuyum. Anladın mı? Ben çocuğuyum. Evet, bunu unutma. Birilerinin çocuğusun. Evet. Ben nasıl çocukla iletişim kurulması gerektiğini senden kat be kat iyi ya bilirim. Ya hadi be oradan. Kaç kez karşını aldığında konuştun çocukla, beni konuşturma burada şimdi. Ne kaç kez? Hadi be oradan. Alırım, konuşurum sinirlerini ya. Sinirlerini bozma. Sen benim sinirlerimi bozma. Hadi be oradan. Konuşma. Yapmayın. Yapmayın. Bağırmayın. Kavga etmeyin lütfen, lütfen. Lütfen anne. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Anneme bağırma baba. Lan dur bir dakika oğlum. Ne yapıyorsun sen? Küçük Osman mısın ya? Allah Allah. Öyle bir geçer zaman kesetinde miyiz? Ali Kaptan mıyım ben? Cemile. Hakikaten Cemile bu ya. Ulan Karolin nerede ya? Neyse. Ne oluyor burada? Ne bu? Dizi seti mi çekiyorsun? Ya sus! Korkuttun çocuğu! Ulan asıl sen korkuttun çocuğu. Nereye korkuttun, ben yaptım da? Sen ne yapacaksın daha, ne yapacaksın? Hadi oradan be! Ne hadi oradan ya? Ne konuşuyorsun benimle? Ne konuşuyorsun? Ne konuşuyorsun? Bana ben canı sıkma. Hayır! Alican! 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 Alican iyi misin oğlum? Oğlum bana bak. Ben veli toplantısına gidiyorum. Bir saat olmayacağım burada. Sen de babanla kalacaksın. Evet. Tamam mı? Hayır, hayır. Gözün hiç arkada kalmayacak. Evet. Ben kötü bir şey olacağını hiç düşünmüyorum. Tabii ki ben buradayım sonuçta. Tamam mı? Baban sana emanet. Hadi görüşürüz. Anne, anne lütfen. Beni sokağa at. Belki birileri sahiplenir. Lütfen. Ya görürüz. Korkma oğlum, korkma. Hiçbir şey olmayacak. Ha, hadi baban o senin. Bana bak, çocuğun yemeğini vermeyi unutma. Şş. Sen de babana ihanet edebilirsin. Hadi. Hadi. Sen merak etme. Ben çocuğumla iletişimi kurarım, tamam mı? Aha, ha. Çok da bilmiş. Selam. Selam sana oğul. Baba. Oğul. Millet kolonya mı içiyor lan? Rakıyla aynı fiyat yapmışlar. Fırsatçı puşlar. Baba hep bak yere döküldü. Lütfen biraz daha dikkatli. Hoş geldin baba. Hoş geldin dede. Hoş bulduk torun. Geçin şöyle oturun. Ne yapıyorsunuz lan baba oğul? Kutsal'ın kızı Gülten nerede? Baba Gülten veli toplantısına gitti. O ne lan? Bugün Alican'a biz bakacağız. Allah'ım. Sen, ben ve Alican. Evet. Babam ve oğlum. Bir erkek voltranı oluşturacağız burada. Çılgınlar gibi eleneceğiz. Çok iyi değil mi? Çağ! Ne vurdun baba ya? Oğlum, neden vuruyorsun? Lan sen dedin oğlum. Çak dedin ya. Çak dedi. Bak he, tercih vardı. Eline de çakabilirdim. Ama o benim bu emin etmezdi. Ben de yüzüne vurayım dedim. Bakarız değil mi baba? Bakarız oğlum ya. Bakmaz mıyız? Oğlum ben sana çok... Bakmadım lan. Ya, vallahi hiç aklıma gelmedi abi. Yaşasın, çok eğleneceğiz. Ben hemen oyuncaklarımı getiriyorum. Hadi git. Hadi. Hadi git. Oyuncaklarını getir. Ana buldum. Buldum buldum. Bak bak. Bak bak, Gülten'in bir kitabı vardı ya. Buradan bakalım bu çocuğa ya. Hep buraya bakıp çocuğa öyle bakıyor. Lan kitapla mı oluyor oğlum? Bak kitapla ya. Ben seni kitapla mı yetiştirdim lan? Kitap olur, kitap olur. Şimdi ben düşündüm. Kitap olsaydı güzel olurmuş. Bak çocukla iletişim kurma yolları. Bunu bir şey yapalım. Tamam. Bunu bir okuyalım. He. Baba, baba. Hadi sen bunu al. Sen ambulansın, tamam. Ben şimdi kaza yapacağım. Sen geleceksin, beni kurtaracaksın. Oğlum biz o kadar zengin değiliz lan. Allah Allah. Ben sen kaza yaparsam nasıl kurtarabilirim seni? O bize az bir şey değil yani. Allah Allah. Polis olsam bu sefer ben oynayamıyorum. Niye? Ben polis olunca hız yapıyorum. Sen hemen çeviriyorsun. Bakıyorsun ehliyetim yok. Arabayı bağlıyorsun. Sen nasıl bir evlatsın lan? Sen nasıl bir organize suçsun oğlum? Allah Allah. Tamam. Şey o zaman ben kamyon olayım. Tamam o zaman. Dur bir dakika. Bir dakika dur. İletişim kuramıyorum baba. Dur. Heh. Ne diyor bak. Çocuğumuzla iletişimin ilk adımı... Göz teması. Alican. Baba.
Kur bir işte mağazı. Kur. Niye de bakıyorsun baba? Bir etkileşim oldu ama kabul et. Ya indir beni, korkuyorum ben, indir beni. Niye? Lan oğlum niye korkuyorsun? Ya hayır bırak beni ya, bırak. Niye ya korkuyorsun oğlum? İnsan babasıyla göz göze geldi diye korkar mı ya? Allah Allah. Vallahi çocuk haklı olabilir ya. Tamam, tamam o zaman dur. Bu oldu, bunu geç. Bu şey, ne diyor? Çocuğa ismiyle hitap edin. Kendi kişiliğini bulsun. Güzel. Alican. Kudret. Alican. Kudret. Alican. Lan mal. Efendim baba. Böyle mi iletişim kuruldu be? Böyle hitap edecek. Söyle. He dur. Lan mal. Efendim baba. Vallahi oluyor ya. Her zaman işe yarar. Vallahi oluyor ya baba. Tebrikler. Evet Alican o zaman şimdi şey. Yemek vakti baba. Yemek vakti. Çok önemli. Yemek yiyeceğiz Alican. Hadi bakalım. Sen sofraya geç. Yemeyeceğim. O ne? Ne demek yemeyeceğim? Oyun oynayacağım lan. Yemeyeceğim. Hayır oğlum yemek vakti. Sen oyun oynayacağız dedin. Şimdi yemek diyorsun. Hayır. Hayır. Hayır Ali. Baba geçmiyor. Ne yapacağız bunu? Tut onu yakala. Yakala. Oğlum kaçma. Gel buraya. Alican. Yakala. Buraya gel. Yakala lan. Gel. Gel buraya. Şişe bak. Girdiği yerlere bak. Ben buraya nasıl gireyim? Gel buraya Alican. Alican tamam Alican. Alican tamam. Alican. Alican dur baba. Baba dur. Sen zapt et ben yemeği alıp geliyorum. Bekle. Yemeğini getir. Yemeğini getir. Yem. Lan Kudret çabuk ol zapt edemiyorum bunu. Çabuk. Evet Alican tamam oğlum hadi. En sevdiğin yemek bamya. Ya o ne ya? Ben onu yemem. Bence siz de yemeyin. Tamam hadi bak. Aç ağzını uçak geliyor. Deviririm ki uçağı. Hadi oğlum Alican yedin. Gel lan şunu hadi aç ağzını. Aç ağzını. Baba yemiyor, ne yapacağız? Oyuncağını getirin. Çabuk getir. Lan! Çabuk lan Kudret! Geldim baba. Tut bunu. Dur oğlum sakin ol. Alican seni seviyorum oğlum. Sakin ol. İzle baba, seni seviyorum hadi. Bak şimdi bak ne güzel bak, izle. Bak lan buraya. Yemiyor mu? Ekmek var mı? Ekmek var canım bana. Aferin Alican. Vallahi ne güzel oldu baba ya. Her zaman işe yarar. Her zaman. Vallahi çok iyi oldu. İyi oğlum ye. Aferin ye. Ne diyor? Çocuğumuza zaman geçirin diyor. Vakit geçirmemiz lazım. Alican. Gel oğlum ye. Seninle vakit geçeceğiz. Gel otur. Otur bak. Gel buraya otur gel. Hadi bakalım biraz vakit geçirelim. Ben oyun oynayacaktık. Hem vakit hem yemek. Ne seni oldu? Kandırdım. Seni kandırdım. Bu devirde babana bile güvenmeyeceksin Alican. Evet, şimdi güzel vakit geçiyoruz. Hadi bakalım. Ne yapacaksın? Ben? Böyle mi vakit geçirdin çocukla? Baba vakit geçmiyor. Ne yapayım ya? Sen geçir o zaman vakit ha. Geçirdim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne oldu şimdi? Vakit geçiriyorum işte. Ya böyle bak abi, benden farklı ne yaptın ya? Çocukla konuşman lazım senin de. Tamam, konuşurum. Alican. Efendim dedi. Derslerin nasıl? Yani. Bak. Bu mu? Tamam bir tane daha sorayım. Alican. Anneni mi daha çok seviyorsun babanı mı? Bazen annemi bazen babamı. Dedeni? Dede bak seni severim bilirsin. Ama sana alışmak istemiyorum. Çünkü bu tarz şeyler çocuklarda travmaya sebep olabiliyor. Ne travması lan? Yokluğun dede. Yokluğun mu? Hani sen şimdi yaşlısın ya. Hani sen bugün var yarın yoksun ya. Hani senin bir ayağın çukurda ya, annemle babam kavga edince öyle söylüyor, onlardan duydum. Hangi ayağın çukurda dede? Sor, onda kireçlenme var. Sana bunun hesabını soracağım. Aa baba. Bir şey becerelim. Buna da takılmam. Evet, kitaptan devam edelim. Öyle şeyleri yok kitaptan tabii. Kitaptan devam edelim. Evet. Diyor ki, çocuk diyor, çocuğa diyor, şeyleri söyleniyor. Doğruları söyleyin diyor. Doğruları söyleyin. Söyle lan çocuğa, doğruları söyle. Alican, hani senin sünnetinde bir sürü altın takılmıştı ya. Hani biz sana onları vereceğiz dedik ya. Biz onları ananla ezdik. Yalan de. Vallahi. Yalan de. Boşuna mı kestiler? Boşuna mı kestiler yani? Tamam oğlum, tamam. Ağlama lan, ağlama. Boşuna mı kestiler? Tamam, tamam. Tamam, neyse. En azından öğrenecek. Doğruları söylemiş olduk. Oğlum abi. Böyle mi söylenir lan? Çocuğun psikolojisi bozuldu. Alican beni dinle oğlum. Bak ben sana doğruyu söylüyorum şimdi. Hatırlıyor musun benimle beraber uyuduğun zamanları? Hep altına işiyordun hani.
Anam baban çok kızıyordu sana. Evet, ben de çok kızıyordum o konuda kendime. Kızma kendine. Heh. Ben işiyordum. Tabii. Ama suçu sana atıyordum. Ya ne oluyor burada? Ya burada ne oluyor, ne oluyor? Bir şey yok, yok. Bir şey olmuyor. Çocuk iyileşti bence. Kendine geliyor yavaş yavaş. Vallahi ağlama bak. Oğlum. Oğlum bu teknikleri ben sende uyguladım. Bir kitapsız hem de bak. Allah razı olsun. Ağlama, ağlama. Dur bakayım ne yazıyor, dur bakayım. Heh. Bir dakika dur bakayım ne yazıyor. Bunu neden yapıyorsunuz? Çocuk, heh, bak ne diyor? Çocuk diyor, böyle diyor, sıkıştığı zaman, bunaldığı zaman diyor, bırakın diyor, o oradan kendisi diyor çıkmaya çalışsın. Evet. Evet. Bunu bir sıkıştırmamız lazım baba. Gel o zaman buraya. Bunu bir sıkıştıralım, gel. Ne bir durum, ne bir durum. Böyle benim içime sinme. Benim de içime sinmedi. Gel la buraya. Gel. Gel, 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 gel. Geç dediğini takip et oğlum. Dediğini takip et. Evet Ali Can, hadi bakalım. Yüzü. Tamam. Güzel sıkıştı. İyi oldu bak. Güzel sıkıştı. Baba sen bunları neden biliyorsun ya? Senin içimi. Ben seni hep böyle yetiştirdim. Ben de hatırlıyorum sanki buna benzer bir şey ya. İmdat! Senin üstüne oturmuşluğun var benim. Ah, böyle kaldı. Böyle kaldı. Ali Can, tamam oğlum. Kendin kurtulmaya çalışın. Kurtulamıyor ya bu. Dur ben çıkartayım onu. Dur gel. Gel tamam Ali Can, gel. Ne diyor baba? En son madde neydi ya orada? Aa, bak ne diyor? He. Çocuğunuzu diyor korkularıyla yüzleştirin diyor. Korkularıyla yüzleştirin. He. Ali Can, en büyük korkun ne oğlum? Karanlık. Karanlık. Gel bakayım. Ne? Gel. Dur bakayım şuraya. Gel Ali Can. Lan zorluk çıkarma. Ali Can. Buraya. Ya bırakın beni, imdat. İmdat, adam öldürüyorlar, imdat. Gel bakayım oğlum. He. Tamam. Ya bir şey olmayacak. Yüzleşeceksin sadece. Ya, hayır. Nasıl gidiyor? Ya çıkarım beni buradan. Aa, Kudret, baba. Ne oluyor? Alican nerede? Korkularıyla yüzleşiyor. Evet, şu anda içeride. Ay ne diyorsunuz ya? Çekil, çekil şuradan. Çekil. Ay oğlum, Alican. 6 yaşından beri bunu çiziyorum. Hay Allah. Tam da son maddeye gelmiştik ya vallahi. Ya ne yapıyorsun ya sen Kudret? Alican'ın öğretmeni dedi ki hiç iyi değilmiş durumu okulda. E iyi olmaz tabii ya. Baksana bütün gün resim çiziyor böyle. İyi olur mu? Ya verdiği ödevden de en düşük notu Alican almış. Ne ödevi ya? Babanızla olan iletişimini anlatan bir kompozisyon yazılmış. Her şeyi yazmış mı? Vallahi kağıt oynamayı bıraktım ya. Gerçekten oynamıyor. Ya Kudret, boş kağıt vermiş çocuk. Niye boş kağıt vermiş? E senin yüzünden. Ya ben anlamıyorum ya. Bir baba çocuğuyla nasıl iletişim kuramaz ya? Ya ne yapalım kızım? Allah Allah. Biz de sanki babamızdan çok iletişim kuramadık ki zamanında. Ha, sıkışınca hemen suçu babana at tabii. Yok yok Bilge. Kudret haklı. Bana attı suçu değil mi? Ya baba yok. Yok yok oğlum. Ay, haklı. Kadın haklı lan. Ya baba yok yok. Lan oğlum haklı. Vallahi vurum ha. Haklı diyorum. Haklı diyorum. Haklı lan. Allah Allah ya. Haklı diyorum sana. Tamam. Neyse. Gülcan, ben bu çocuğun çocukluğunda hiç bunu karşıma alıp konuşmadım ki kızım ya. Bu çocuk oyunlara oynamak istediğinde ben bununla oynamadım ki. Ben ne biliyorsam, babamdan ne gördüysem buna onu uyguladım. Ama size söz veriyorum. Bundan sonra iyi bir dede, iyi bir baba, iyi bir kayınpederer olacağım. Kayınpederer. Pedere. Yeni bir şey buldum. Öyle bir şey. Kayınpeder olacağım. Senin işçi mi o baba? Pedere. Tabii. Tabii. İyi bir kayınpeder olacağım. İyi bir kayınpeder olacağım kızım. He. Emekli maaşımı da artık torunumun birikimi için kullanacağım. Baba biz onu aslında kira için şey yapıyoruz. Ne oldu lan? Toruna mı gitti? He? Ona kullanacağım dedim mi? Ona kullanacağım. Tamam. En azından yabancıya gitmemiş olduk. Neyse. Alican, gel annem. Seni yatırayım ben. Gel. Gel. Biraz uyu. Çok uyku iyice. Saatin geldi Alican. Ben burada uyuyacağım. Atiye kenara kay. Çok güzel hareket diyenler. Zil mi? İyi, çal bakalım zili. Biraz bizim çok küçük yaşta seyircilerimiz de var. Onlara buradan, bunlar hepsi şaka. Belki bazı yerlerde etkilenmiş olabilirler. Evde iyi onu ikna edecek iyi bir baba vardır diye düşünüyorum. Skece bağladım. Evet, skece bağladım. Skece önermesine bağladım. Ona evet, bir iki çünkü yanlış anlayabilirler, korkabilirler. Öyle bir şey yok. Eğlencesindeyiz. Çok da güzel. Kimi yazmışlar? Ne oldu? Çal. Beste ile Ebru yazdı. Onlar şansı oldu. Hey çal. Hadi Beste. Beste ile Ebru. Beste gel çal bakalım hadi. Kızımız mı yazmış? Aferin.
Evet, gecenin son skeciydi. Bütün oyuncuları sahneye alalım. Tamam, herkes çıkmaya hazır. Şuraya dizilin. Şuraya dizilin, fazla iç içe yormayalım. Kaç kişiyiz kardeşim? İyi ki seyircisiz yaptık. Zor günlerde zor bir oyundu. Öyle umuyoruz ki biraz olsun bir neşe kattıysak, şu karamsar havayı, bu bulutları biraz dağıtabildiysek, küçücük de olsa bundan mutlu oluruz. Seyircisiz oynamak, kendi kendimize oynamak zordu. Hala da zor. Birazcık sürçülisan ettiysek affola. Güzel günler bizim olsun. Her gün bir sonraki günden güzel olsun. Kimse incinmesin, kimse hastalanmasın. Böyle de kalabalıklarda da bulunmasın. Hoşça kalın. Şimdi yavaş yavaş gelin ki perde kapansın.